uzaktan yakından teşrif edip rızayı ilahi arayan bütün mümin kardeşlerimizin iki cihan muradına nail eylesin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an'ın mucizül beyanın hükmüne göre amel edip muktezasına göre yaşamak nasibi müyesser eylesin. Nefsini bilen Rabbini bilir sırrına göre nefsini terbiye ve tezkiye etmeye muvaffak kılsın. Şeytanın şerrinden emin, ölümümüzde eman, ahirette eman nasibi müyesser eylesin. Kıymetli müminler, bundan önceki haftadaki sohbetimizde ayeti celile olarak Bismillahirrahmanirrahim kat eflaha men tezekka sadakallahül azim bu ayeti celilenin tefsiri ile ulemayı izamın beyanlarını huzuru aliyede dile getirmeye çalışmıştık. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri lütfederse inşallahü rahman bu hafta dahi bu ayeti celilenin manası altında, nuraniyeti altında sohbet etmeye Rabbimin ikramı, Hazreti Resulü Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimizin bereketi, evliyayı izamın himmet ve bereketiyle sohbet etmeye çalışacağız. Kad efleha men tezekka ayeti celilesini müfessiri izam, evliyayı izam, ulemayı kiram şöylece mana vermişler ki özünü tertemiz eden, özünü tezkiye eden iflah oldu, felah buldu. Özünü tertemiz eden felah buldu, iflah oldu. Özünü tertemiz tezkiye eden, arındıran iflah oldu. Bu ayeti celiliye müfessiri izam şöylece mana vermek suretiyle hem dünya alemine nazar edilerek hem ahiret aleminde ulaşılacak olan nimetin Rabbaniye işaret ederek şöylece mana vermişler ki kim özünü temizlerse cehennemden ahirette kurtulur, cennete dahil olur. Kim özünü tezkiye ederse, tertemiz ederse dünya hayatının cehennem misali olan sıkıntısından, sıkletinden, üzüntüsünden halas olur. Cennet misali imanın tadını, İslam'ın halavetini duyar. Saniyen, dünyadayken beladan, musibetten, kazadan kurtulup uğran saadete, ahiret ve dünya nimetlerine vasıl olur. Şu halde özünü tezkiye ve tezkiye etmek, temizlemek müminin olduğu gibi bir beşer olarak insanoğlunun dahi vazifesidir. Yine Allah Azimşan ve Tekaddes Hazretleri mealen ayeti celilede müminler iflah oldu, müminler arındılar, temizlendiler. Ayeti celile devam ediyor. Mücrimler, günahkarlar felah bulamazlar. Mücrimler, günahkarlar felah bulamazlar. Müminler saadete erdiler, arındılar. Ne ile? Ne ile? Mana temizliği ile, pak imana kavuşmak ile, nefsinin çirkin kötülüklerinden emin olmak suretiyle, İslam'ın, imanın nuru tadıp halaveti duymak, insan ve İslam olmanın lezzetini yaşamak ile müminler felaha erdiler. Yani umduğuna nail oldular, korktuklarından emin oldular. Ancak kimler felaha ulaşmazlar? Mücrimler, günahkarlar felah bulamazlar. İşte kıymetli müminler, bu 2-3 ayeti celilenin manasını geçen hafta dilimizin döndüğü kadar müfessiri izam hazretlerinin, ulema-i kiram hazretlerinin beyanlarıyla huzurunuzda arz etmeye çalıştık. Bunun manayı âliyesini önce Cenab-ı Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhum hazretlerinin beyan bulduğu, buyurduğu mana ile tezkiyeden muradın küfürden arınmak, şirkten arınmak, imanını temizlemek manasında. Yani imanını şirkten, küfürden, günahtan temizlemek manasında olduğunu, zira felah bulamayan insan topluluğunun en eşet makamında bulunanların küfür ve
karanlık içinde kalanlar olduklarını, ondan sonra mertebe ve derece itibarıyla isyankar ve günahkarlar da mücrimler zümresinden olacağını, yine derece ve mertebe itibarıyla küfür kapısına ulaşmamakla beraber izzet ve azamete yaklaşamamak konusunda ömrünü heba edenler, ömrünü hiçe sayanlar, meşguliyetlerini Allah'ın rızası yolunda değil, nefsani arzu ve şeytani heves yolunda götürenler dahi iflah olmazlar, teskiye olmazlar manası mübareği sahabe-i güzün radıyallahu teala anhum hazretleri bize beyan buyurmuş. Yine Allah'a azimşan razı olsun, Cenab-ı Hazreti Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhum hazretleri nefsini teskiye etmekten muradın yüce Allah'ın birliğini ikrar etmek suretiyle günde 5 vakit namazı kılmanın dahi nefsini teskiye edip arındırmak olduğunu, zira namazın nuraniyetinin Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine yaklaştırma yolu, kemalat yolu, Allah'a kulluğun izzeti olduğunu bize beyan buyurmuş. Bu mana itibariyle kıymetli müminler, namazın edasının şartlarını huzuru aliyede arz ettik. Namazın kabulünün faziletinin şartlarını dahi huzurunuzda arz ettik ki kıraat olmazsa namaz olmaz, rükû olmazsa namaz olmaz, kıyam olmazsa namaz olmaz, selam vermek olmazsa namaz olmaz, onun da vacip olarak hükmü vardır. Bunlar namazın taharet gibi hususatı, edasının şartlarıdır. Ama bir de her bir ibadetin kabulünün, sevabının şartları vardır ki Allah-u Azimüşşan ve Tekaddes Hazretleri bu manaya da işaret buyurmuşlar. Yine hatırlatmak, bu konuda olmayan kardeşlerimize bu konuyu hatırlatmak manasıyla şöylece Sure-i Müminun olan mübarek surenin 2. ve 3. ayeti celilesinde Rabbül İzzet ve Tekaddes Hazretleri ferman edip bütün ümmeti Muhammed'e buyurmuş ki namazlarını huşu üzere eda eden müminler feyzi felaha dahil olacaklardır. Namazlarını huşu üzere eda eden müminler feyzi felaha dahil olacaklardır. Felah, umduğuna nail olmak, korktuğundan emin olmak. Kimler buna dahil olacaktır? Namazını huşu ile kılanlar. Huşu nedir? Huşu öyle bir nurani hadisedir ki azaların sükuneti, kalbin Allah'ın azameti karşısındaki vakarı, Allah'ın azameti karşısında kalbin tezellül ve tevazu içerisine girmesidir. Huşu, müminin bütün kuvvet ve kudretini toplamak suretiyle kalbini Allah'tan gayri masivaya meylettirmemek, azalarını ve kalbini huzura gömmek huşudur. Huşunun alameti tatlı sözlülük ve gaflet Allah'ı hatırlamamak manasını taşır. İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh Hazretleri İhya-i Ulumiddin'in 3. ciltinde şeytanın kalbe giriş yollarını tıkamanın farz, kalbe giriş yollarını bilmenin mümin üzerinde vacip olduğunu beyan buyurmuş, müminin kalbindeki şeytanı kovmakla mükellef olduğunu, zira Allah düşmanının insan kalbi içerisinde daima şerre meyyal olarak kötülüğü emrettiğini, bu bakımdan vesveseyle namaz kılmanın mümkün olamayacağını, zira zikri tamme ile kalbi kamil olan insanların namazı kamil olarak Müminun suresinin 2. ayeti celilesindeki huşu alameti üzerinden ferman edilen ahval ile dolu olduğunu Cenab-ı İmam-ı Gazali Hazretleri beyan buyurmuş. Ey müminler, sizin namazınızın kemalatını hatırlatayım mı? Size namazınızın ahvalini göstereyim mi? Kıldığınız namazın durumunu size bildireyim mi diye beyan buyurduğu ifadesinde, eğer sen namaz kılarken unuttuğunu hatırlıyorsan, düşmanlarına cevap hazırlıyorsan,
kendinin yapacağı günlük ve istikbale matuf fiil ve hareketlerini planlıyorsan, bil ki sen namazda Allah'ı zikretmiyor, gafiller zümresindensin. Namaz için Allah'a azimşan, gafillerden olmayın buyurmuş. Ta beni hatırlayıncaya kadar zikrediniz. İşte kıymetli müminler, böylece nefsini tezkiye eden, nefsini temizleyenin namazda huşu sahibi olacağını, namazda huşu sahibi olanın günlük hayatında İslam olmak üzere halavet sahibi olacağını, halavetin İslam'ın izzeti, imanın tadı olduğunu, halavet sahibi olanın günlük maişet kaygısından, bela ve musibetlerin tasasından, insanlığın ızdırap içinde bulunduğu hallerin yeisinden kurtulmuş olabilmek. Zira benim musibet kalbime işlemedi. Zira benim dünya musibetleri imanıma ve namazıma, ibadetime zarar vermedi gibi halavet sahibi olan insanların dünyada elim ve elem çekmeyeceğini, elim bir ızdıraba giriftar olamayacağını hatırlatmış bulunuyorduk. Şu halde kıymetli müminler, nefsini tezkiye etmek orucundan tutunuz, haccından tutunuz, ta namazına kadar, bütün ibadetlere kadar, günlük hayatında ahlak-ı zemimeden kurtulmak suretiyle ahlak-ı hamidiye ulaşmak kadar bütün ahvaller nefsini terbiye ve tezkiye etmenin şumulü içerisine girer. Ömrünü heba ederek boş şeylerle meşgul olmak dahi yine nefsini tezkiye etmemenin diğer bir alametidir. Allah Azimüşşan ve Tekettin Hazretleri, namazını huşu ile eda eden müminler umduklarına nail olup korktuklarından emin oldu buyurduktan sonra, namazını huşu ile kılan müminin alametini Allah Kitab-ı Kerim'de ferman buyurmuş. Hadi söyleyelim bakalım. 3. ayeti celile. Felahyâb olan müminler şol kimselerdir ki onlar faydasız sözden, işten daima iras ederler. Demek onlar felahyâb olurlarsa, namazlarını huşu ile kılarlarsa, nefislerini terbiye ve tezkiye ederlerse, onların alameti nelerdir o felahyâb olan o müminlerin alameti nedir? Faydasız sözden, işten daima iras ederler. Ne faydasız söz ağızlarında vardır, ne faydasız iş bedenlerinde görülür. Şöyle de namaz kılmak zannettiğimiz kadar kolay bir mesele değil. Hem zahirinin yani edasının şartlarını yerine getirmek, hem de kabulünün, sevabının şartlarını yerine getirmek lazımdır. Edasının şartlarını yerine getirmek, namaz kılmamak mesuliyetinden kurtarır. Sen namaz kılıyor musun? Evet ya Rabbena, namazlarımı ikmal ettim ya Rabbim. Ben şu kadar namaz kazaya koydum ama ömrümün şu kadar kısmını namazla geçirdim diyen bir mümin, edasının şartlı olarak abdest gibi, taharet gibi, üstündeki necaset gibi, kıyam, kıraat, secde gibi meselelerle namaz kılmamanın mesuliyetinden, azabından canını kurtarırlar ama namazın sevabına nail olmak, namaz ile umduklarına nail olmak, namaz ile Allah'ın huzurunda mahşeri ruzu cezada umduklarına nail olmak, namazın sevabının kabul şartına bağlıdır. Namazın sevabının kabul şartı huşu ile namaz kılmaya tabidir. Şu halde gönüle alındırmak sakalla, saçla, cübbeyle, sarıkla değil, bu bir İslam şairliği alametidir ama asıl güzel ahlak ile, huşu ve halavet sahibi olmak ile bu alamet insanlar için emredilmiştir. Yine Allah Azimşan, konumuz bu olmadığı için yine kısaca hatırlatalım ki Sure-i Me'ariç, Kavs-ı Geylani Hazretlerinin huzuruna âli bir cemaat geldi. Ülema-i İzam Hazretleri dolu idi cemaatte. Mübareği imtihana tabi tuttular. Ülema-i İzam Kavs-ı Geylani Hazretlerini imtihana tabi tuttular. Mübarek Ülema-i İzamlara buyurdu ki,
Hele siz beni imtihan ediyorsunuz ama ben de size bir sual sorayım. Siz namaz kılıyor musunuz dedi. Allah aşkına dikkat buyurun. Siz namaz kılıyor musunuz? Ülemayı izam olan bu zat-ı muhteremlerin namaz kılmamaları mümkün müdür? Şu halde bu sorudaki hikmet nedir? İşte bu sorudaki hikmet Sure-i Müminun 2. ayeti celilelin meali hükmündeydi. Yani siz namazı kılıyorsunuz, ben elbette biliyorum, 5 vakit namazla musallisiniz. Ama huşunuz var mı? Namaz size her türlü kötülükten men etti mi? Yani siz namazın sırrına hele agah olabildiniz mi demek istedi. Onun için de devletli Gavs-ı Geylani radıyallahu teala anhüm Es-Seyyid Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Sure-i Me'ariç 21 ve 22. 23. ayeti celileyi o muhterem hocaefendi hazretlerine okudular. Ayeti celilenin mealinde muhakkak insan hırsı çok, sabra az olarak halk olundu. Hatta insana zarar dokunduğunda sabrının azlığından feryat eder. İnsanın hırsı çoktur, sabrı azdır. Kendisine bir zarar dokunursa sabrının azlığından dolayı feryat eder, bağırır, çağırır. Hayır dokunduğunda, kendine iyilikler ve hayır verildiği zaman hırsının kemalatından, hırsındaki kemalattan dolayı kimseye vermek istemez, hıfzeder. Yani kendisine nimetler bol bol geldiği halde cimrilik ile vermezler. Ama az bir sıkıntıya duçar olsalar hırsının çokluğundan, sabrının azlığından dolayı insana zarar dokunduğu zaman feryat ederler. Bu insanoğlunun konumuz bu olmadığı için nefse emmare sıfatında veyahut mutmainiye girmemiş olan nefislerin sıfatında görülen hallerdir ki işte kat efleha men tezekka bu sıfatlardan tezkiye olmayı emreder. Bunun için dergahlar kurulmuştur. Bunun için mürşitler binlerce, milyonlarca ümmeti Muhammed'in ulemasını, sülahasını, vezirini, fakirini, fukarasını terbiye ederler ki nefsini terbiye ve tezkiye etsinler. Bu ayeti celiliyi hemen takip eden ayeti celile nefsi felahyab olan kimse odur ki, nefsini tezkiye eden kimse odur ki, namazını kılan kimse odur ki, ayeti celileyi buyurmuş Allah-u Azimşan, o sıfatı mezmume üzere bulunmayan, yani hırsının çokluğunun sabrının azlığından zarar dokunduğunda feryatı figan eden insan, iyiliklerle, nuraniyetlerle doldurulduğu zaman, nimetlerle ikram edildiği zaman hırsından bir menfaatini vermeyen insan kimdir? Yani nefsini terbiye ve tezkiye eden o kamil mümin kimdir? Yani namazını huşuyla kılan kimdir? O mezmu, sıfatı mezmumi üzere bulunmayan ancak kimdir onlar? Ancak namaz kılan kimselerdir ki onlar namazlarına devam edicilerdir. Demek namaz kılmak insanı arındırmanın alametidir. Namaz kılmak insanı arındığının alametidir. Arınmamış insan namaz üstünde değildir. Huşu ile namaz kılmayan gaflet içerisindedir. Gaflet içerisinde olan insan Allah'ı namazla zikretmemiş olur, yad etmemiş olur. Şu halde kıymetli müminler, insan nefsini arındırmakla mecburdur. Bu geçen haftaki sohbetimizin kısaca özeti, bu haftaya yeni gelen kıymetli müminlere geçen haftadan hatırlatmak üzere ikram-ı ilahiye olarak bu mukaddemeden sonra inşallahü rahman konumuza giriyoruz. Felaha eren kimseler o kimselerdir ki ömrünü de beyhude yere harcamazlar. Allah'ın emrine uymaktan şeref duyarlar. Allah'ın nebilerine ikram edilen nimetlere uymakla
rahatlıkla izzet bulurlar. Allah'ın nehyettiği haramdan iştinab etmek suretiyle insanı kamil olurlar. Allah'a azimşan hazretlerinin şüpheli olan mezrasında dolaşmazlar. Ancak takva üzerinde yaşarlar. İşte bunun beyanını Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan huzurunuzda Sure-i Araf, Sure-i Şuara, Sure-i Ahkam, Sure-i Hakka ile Hazreti Cenab-ı Hud Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla bu manayı, bu konuyu el cümle önümüze yeniden bir daha getirmiş olacağız. Allah işimizi asan eylesin. Demek Cenab-ı Hud Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 4 Sure-i Şerife'de değil, daha çok Sure-i Şerifelerde getirdiği hükm-i ilahiyenin münderecatı bulunmakla beraber en çok Cenab-ı Hud Aleyhisselam'ın ve kavminin başına gelen ahvaller huzur-u aliyede zikrettiğimiz 4 Sure-i Şerife'de fazlasıyla bizlere gösterilmiş. İnşallah bu 4 Sure-i Şerife'nin nuraniyeti Rabbim Teala ve Tekeddes Hazretlerinin ikramı ve emir ve fermanına mündemiş olmak üzere Cenab-ı Hud Aleyhisselam'a dönüyoruz. Hud Aleyhisselam'ı gördükten sonra içerisindeki emredilen durumlara göre ne yapmak lazım geldiğini, sonradan da bu mübarek ay ki Şevval ayıdır, bu ay hac aylarındandır, kısaca da haccın hükmü hakkında birkaç mana etmeye inşallahü rahman çalışacağız. Rabbim bize ilahi idrak ve anlayış nasibi müyesser eylesin. Okuyacağımız ayeti celilelerin manayı mübareki ile manayı aliyesi ile yaşamak nasibi müyesser eylesin. Kıymetli müminler, gönderilen bütün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendilerimiz La ilahe illallah dedirtmek için La ilahe illallah'ın hükmü fermanına beşeriyetin kalplerini çevirmek için gönderilmişlerdir. Muhammed bin Haşime Hazretleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendilerimizin vazifesinin 3 olduğunu, birinci vazifelerinin insanların kalplerini Allah'a çevirmek olduğunu, peygamberlerin vazifelerinin 3 kısım olduğunu, birinci kısım vazifelerinin insanların kalplerini Allah'a çevirmek olduğunu, ikinci vazifelerinin insanların kalplerini Allah'a çevirdikten sonra Allah'ın feyzi, bereketi, rahmetiyle doldurmak olduğunu, onun yolunu göstermek olduğunu, üçüncü vazifelerinin İnsanların Allah'tan gayri olan her ne ki masiva, günah ve küfür ve delalet ve isyan varsa onlardan men etmek suretiyle terbiye ve tezkiye olduğunu, insanlara gönderilen peygamberler bu 3 vazifeyle muttasıf olduğunu bize beyan buyurmuşlar. El ulema verasetil enbiya sırrına göre de ulemanın vazifesi de 3'tür. İnsanların kalplerini Allah'a çevirmek, tevhid-i Rabbaniye, marifeti ilahiye yöneltmek, marifeti ilahiyeden muhabbeti ilahiye geçirmek, kalpleri Allah'a çevrilmiş olan ümmeti Muhammed ve diğer iman eden kavimlerin kalplerine Allah'ın feyzini, bereketini, rahmetini, inayetini akıtmak. 3, nefsi emmare ve şeytanın şerrinden kurtarmak suretiyle, ahlak-ı zemimeden kurtarmak suretiyle, felah bulan o ümmeti Muhammed ve beşeriyete umduğuna nail olur, korktuğuna emin olacak yolu tarif ve terbiye ve talim etmektir. Şu halde ulema-i izam yalnız bu makamı mübarek eden tebligat ile mükellef değildir. Ben hoca olarak söyledim demekle bir hoca efendi mesuliyetinden kurtulamaz. Ben size tebliğ ettim demekle, sanmasın ya Rabbim şahit ol tebliğ ettim demekle mesuliyetten kurtulacağını sanmasın. Terbiye etmek de ulemanın vazifesidir. Tebliğ etmek, terbiye etmek, kemalata ulaştırmak, felepyab etmek, kalplerini huşu ile doldurmak, Allah marifet ve muhabbeti ile süslemeye çalıştırmak ki
yine ulemanın vazifesidir. Onun için ulema ile mürşitler arasında asırlardır süre gelen sen ben haklıyım meselesinde şu söylediğim nokta önemli bir husus olmuştur. Ulema tebliğ ile işi bittiğini sanmış, arif hayır, tebliğ işin başıdır, terbiye lazım demiştir. Terbiyeyi iştinab et, terbiyeyi vermek, terbiyeyi kazandırmak kamil alimin işidir. Terbiye ile muttasıf olan kamil ulema olmadıkça terbiyenin kemalatı ile beşeriyeti yönetmek mümkün değildir. Onun için tarih boyunca ulemayı izamın arifi billah olanları, yani ilmiyle amil olanları asırlara tesir etmiş, insanlara tesir etmiş, cemiyetin seviyesini kemal makam ve mertebeye yükseltmiştir. Alimlerin terbiyet cihetiyle noksan kalanları, felah yap olamayanları, huşu ve hudu olamayanları, nefislerini terbiye ve tezkiye edemeyenleri, emrettiği ferman ile nefsine hitap edip nefsini o ahval üzere bulunduramayanları hüsranda kalmıştır. Cehennem ahalisinin çoğu alimlerdir. Cehennem ahalisinin çoğu kadınlardır. Alime ne olmuş da cehenneme düşmüş? Söylediğiyle amel etmemiş efendim. Söylediğine talip olmamış efendim. Zannetmiş ki söylemekle mesuliyet bitmiş. Zannetmiş ki emri ilahiye hükmü Rabbani, Feyruz Hoca Efendi'nin buyurduğu gibi, bir cemaatte bir gün hatıralarını naklederken Feyruz Hocamız öyle buyurdu. Dedi, ben zannettim sanki emri ilahiye hükmü Rabbani ümmeti Muhammed'e nazil olmuş, hocalar bundan müstahinidir. Sonra anladım, ne fermanı olmuşsa alem içinde varit ve vakidir. Ey kıymetli hocalar, ey kıymetli ulemalar, vazifeniz tebliğatla başlar ama ümmeti Muhammed'i terbiye etmek mükellefiyetindesiniz. Beşeriyeti terbiye etmek mükellefiyetindesiniz. Böyle yapmaz iseniz veyl o halini beğenen mağrur ulemaya. Allah cümlemizden razı olsun. Bu mukaddemenin birinci mefası olarak konumuzun içine giriyoruz. Sözünün delili nedir derseniz, bir ulema çıkıp da böyle sual etmek lazım gelirse, Resulullah tebliğat muallimi miydi? Hayır, hem tebliğat hem irşat makamının sahibiydi. Hem ahlak-ı hamidiyi sahabına verir, sahabesine verir, hem de hükmü Rabbani'yi beşeriyete öğretirdi. Asr-ı saadetteki sahabelerinin her birinin hangisinin yolundan giderseniz gökteki ay ve yıldız misalidir. Sizi hidayete uğratır fermanı ilahiyesinin hükmü her birilerinin insanı kamil olduğunun delilidir. Sahabeye dil uzatamazsınız. Her birileri bizim bildiğimiz en büyük velilerden daha yüce bir velidir. Ne ile? İlim ile doğru, amel ile doğru, kemalat ile efendiler, namazları ile efendiler, terbiyetleri ile efendiler, muhabbeti dünyadan kalplerine iraz etmeleriyle müminler, Allah ve Resulunun sevgisinden başka gönüllerine hiçbir sevgiyi koymamakla cemaati Müslümi. Delilim çok büyük. Arkasından sahabenin gelen tabi'in o yolu takip etmiştir. Arkasından tebe-i tabi'in o yolu takip etmiştir. Şimdiki hocaların kulakları çınlasın, yalnız kürsüden hitap kalmıştır. Sen hitap ile hesabını veremezsin. Hitap memuru değilsin. Kelam memuru değilsin. Kelamı kibar sahibi değilsin. Sen ancak beşeriyeti terbiye, İslamiyeti sindirmek, ahlakını değiştirmek, dünyadan hırsı tamamını koparmakla mükellefsin. Bu olmadıkça ulema kamil olmaz. Ulema kamil olmadıkça cemaat iflah ve selaha nefislerini terbiye muktedir olamazlar. Mükellef olurlar da muktedir olamazlar.
Şeyh Muhammed Diyaeddin Hazretleri buyurmuş, ülema ağacın kökleri gibidir. Dıştan göremezsin kuvvetlerini ama meyvenin güzelliği köke bağlıdır. Ama yaprağın yeşilliği köke bağlıdır. Ama ağacın yeşermesi, gelişmesi, güzelliği köke bağlıdır. Alimler köktür, ahali daldır. Alim olmuş ahalinin meyvesini beğenmiyor. Alim olmuş ahalinin yaprağına güceniyor. Ama sen kökünden ağaca ne verdin onu soran yok. Sen kök olarak ağaca ne verdin? Sen kök olarak meyveye ne getirdin? Nerede gübre, nerede suyun, nerede gıda? Kıymetli müminler, işte 14 asırdır ilmiyle amil terbiyet yuvaları kamil olan ülemayı izan makamları olduğu gibi arifi billah tekkeleridir. Onlar bu mala sonradan miras çıkmışlar. Meyli dünya başladıktan sonra dağların eteklerine, nehirlerin kenarlarına, yaylaların uçlarına giden ilmiyle amil olan evliya, etrafına toplanan cemaata talim ve terbiyete başlamışlar ki tekkelerin mahiyet ve şumulü budur. Arınmak isteyenlerin hamamı arınanların temizlenme mekanıdır. Onun için bu asırda arındırma mesuliyeti olmadığından hocayı barındırma şartları aranıyor. Maaşı nedir, nerede yatar, ne kadar kalır, nasıl terbiye ederi soran yok. Kaç kişiyi yetiştirir soran yok. Yalandan ihlasa, gazaptan tevazuya sokup sokamayacağını araştıran yok. Çocuğa Kur'an'ı okuttu mu okuttu, Elif Bağ'dan Ammi'ye geçti mi geçti, oldu bizim Hoca Efendi İmam-ı Azam radıyallahu teala anhu. Hayır, bu belanın 20. asrın şerrinin, delaletteki beşeriyetin, müminlerin düşmüş olduğu uçurumun içinden insanları çıkarmak alimin işidir. Ana babanın gücü yetmiyor. Yetmediği için bizim tekkeler doluyor. Onun için Fransa'dan geliyorlar. Onun için Belçika'dan geliyorlar. Onun için Hamburg'dan, Berlin'den geliyorlar. Berlin'de hoca mı yoktu? Frankfurt'ta hoca mı yoktu? Yoktu, yoktu da geliyorlar. İşte Seyda'ya ondan geliyorlar. Terbiyet olmuyor, ahlak değişmiyor. Alkolde dolaşan elin yanında esrarla uyuşmuş müminin Allah'ın katında Sure-i Me'ariç'ten beklenen boz sözler, ancak namaz kılanlar ahlakı zemimeden kurtulunun hükmü meydana gelmiyor. Bunun için milletin irşada ihtiyacı var. Bunun için ikaza değil, terbiyete ihtiyacı var. Ne olmuş da ikaz ile yetiniyorsun? Ne olmuş sana, hasta mı olmuşsun? Evet, hasta olmada usta olsaydı kalfa yetiştirirdi. Bir hastalık var beşeriyette. Görülecek ki, misallerimize girildikçe görülecek ki, ülema olmak bu asırda en büyük bir vebaldir. İslam'a terbiyet veremeyeceksen, İslam'ı Allah'ın emrine göre kemal muttasıf makam ve sıfatlara döndüremeyeceksen, hocalık yerine demirci olmak daha karlıydı. Bari vebalimiz olurdu. Cenab-ı Hud aleyhisselam la ilahe illallah dedirtmek için gönderildi. La ilahe illallah demek, la ilahe ilahtan kurtulmakla, nef etmekle mümkündür. La ilahe, hiçbir ilah yoktur. İllallah, ancak Allah vardır. La maksude illallah, bütün maksut ancak Allah içindir. La mevcude illallah, ancak mevcudat Allah'ın yaratmasıyla mevcuttur. Ama mevcudatın halika olan Allah Azimşan Hazretleri ve Tekaddes Hazretleri mevcudattan münezzeh olup
gönülleri mevcudattan müberra etmekle la ilahe illallah demek mümkündür. La maksude illallah. Hiçbir maksut yoktur. Onun için Nakşibendiler 100 kere Allah dediği zaman bir kere de la, bir kere de ilahi ente maksudi, rıdaike matlubu derler. İlahi ente maksudi, ya Rabbim sen benim maksudumsun. Rıdaike matlubi, ya Rabbim sen benim matlubumsun, maksudumsun. La maksude illallah, hiçbir maksut yoktur, ancak Allah vardır. Şu halde beşer Allah'ın gayrında neyi mevcut bildiyse, neyi maksut edindiyse, Allah'tan gayrı ne ilah edindiyse o insan Allah'ı tanımamış olur. İşte peygamberler la ilahe illallah dedirtmek için geldiler. Dediler demek yalnız imana giren kelime-i tayyibi, mübarekeyi tilavet etmek değil, manayı münübini, manayı aliyesini, hükmü Rabbani'yi öğretmek için geldiler. Nice la ilahe illallah diyenler var, mesuliyetten, mükellefiyetten kurtulamadılar. Onun için Muhammed aleyhissalatu vesselam bir kere la ilahe illallah diyen ebedi cehennemde kalmaz sözü, bir kere hakiki mabudur bir hak olan Allah'ı bilmeye işaret etmiştir. Mukalliden, mukarreren, takliden la ilahe illallah sözü insanı ebedi cehennemden kurtulmaya vesile olmaz. Mümkün değildir. Allah'a ikrar getirmek azametini bilmekle mümkündür. Onun için İslam itikatla başlar, itikatla başlar, itikatsız olmaz, ama inanılan Allah'tan gayri mahbubiyeti bana şirk ile gelmeyin, ne ile gelirseniz gelinin hükmü Rabbaniye ile Allah'tan gayri bütün sevgilileri Allah'a azimşen reddeder. Evet biz la ilahe illallah diyoruz ama Allah'tan gayri çok sevgilileri de mabudu bilhak edip kalbimize koymuşuz. İşte Hud aleyhisselam ve misali olan Enbiya-i Zişan la ilahe illallah'ın 4 manayı mübarek olan makam ve mertebesine göre nef ederek ancak illallah ile ispat etmek için gelmiş, kalpleri delaletten hidayete, küfürden imana çevirmiş, muhabbeti mecaziden muhabbeti hakiki göstermişlerdir. Göstermekle kifayet etmemiş, bir nurani daire, bir kuvvetli kaleyi Rabbaniye olarak emin olan o cemaat-ı âliyeyi de içinde toplamışlardır. O kalenin içine sokamayanlara veyl olsun. Şimdi o kaleye gelecek sıra. Es-sabur ya Allah, es-sabur ya Allah Celle Celalü. Cenab-ı Hud aleyhisselamın pederi Abdullah, onun pederi Reba, onun pederi Halut, onun pederi Ad, onun pederi Aus, onun pederi İrem, onun pederi Sam, onun pederi Nuh aleyhisselatu vesselam'dır. Cenab-ı Hud aleyhisselatu vesselam Nuh aleyhisselamdan 800 sene sonra nübüvvetini ortaya koyduğunu ulema-i izam beyan buyurmuştur. Doğrusunu Rabbim bilir. Saadetli Cenab-ı Hud aleyhisselatu vesselam hayatı, saadetli hayatı boyunca 464 sene hayatı muammer olduğu ulema'dan mervidir. Rihara ez cümle mealen elimdeki kitap mübarek tefsir Hülasatül Beyan fi tefsiri Kur'an cilt 3 numaralı 4 numaralı cilt sayfa 1660'dan inşallah sohbetimize başlıyoruz. Kavmi Ad tariki tevhidden çıkıp İslam'a muhtaç olduklarından biz onlara biraderleri Hud'u irşad için Resul olarak gönderdik. Dikkat buyurulursa daha ilk ayeti celilenin mealinde müfessiri izam biz Hud'u tebliğ için gönderdik demek mümkün iken irşad için gönderdik. İrşad etmek, ikna etmek, kanaat getirmek, yakinini artırmak, vesveseden tecerrüt etmek,
tam bir kemal sıfat ile terbiye işarettir ki irşad eden zata mürşit denilir. Mürşitlerin en kamili elbette Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Bundan dolayı hoca denmez de şeyhlere mürşit denilir. İrşad eder, terbiyet verir, ahlak-ı zemimesinin birisinin tuğlasını söker, ahlak-ı hamideyle bir taşını yerine koyar. Onun için mürşitlere hoca efendi demezler de mürşit derler. Daha sözün başından deminki sözüme delildir. Cenab-ı Hud aleyhissalatu vesselam kemali şefkatinden dolayı, kemali şefkat yine mürşidin işidir. Ümmetine kemali şefkat eden uykusunu terk eder. Ümmetine kemali şefkat eden malını canını feda eder. Ümmetine, kavmine, talebesine kemali şefkat eden varını yoğunu feda eder. Bu bayram Şehr-i Ramazan bayramıydı. Her hoca efendinin cemaati hocasının elini öptü, tebrik etti. Ama benim mürşidim İrşad Kalesi olan Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri'nin tekkesi binlerce insanla doldu. Anadolu'nun dört bir tarafından gitmek Adıyaman'a kifayet etmedi. Almanya'dan, Avrupa'dan dahi elini öpmeye gidildi. Neden İstanbul müftesine gidilmedi? Her cümle ismini değil, sıfat olarak konuşuyorum. Neden filan beldenin hocasına gidilmedi? Niçin filan şehire gidilmedi? Niçin Hatip'e gidilmedi? Niçin Adıyaman'ın bir kazasının köyüne gidildi? Kemali şefkat sahibi bir zat var. İnsanları irşad eden bir kamil var. Dertlerine deva katan bir tabibi hazik var. Alkolü 30 senelik alkolü 30 dakikada bırakmaya vesile olan Allah'ın bir nazargahı ilahiyesi var. Azmışları yola getiren, dinden imandan çıkmışlara ferman eden, dertlilere Lokman aleyhisselam misali dertlerine deva katan bir mürşidi hakiki var. Onun için yoldaki hatiplere, mürşitlere gidilmedi de ta bir köy hocasına gidildi. İşte da ayetin birinci anlamında kemali şefkatinden. Allah aşkına bir düşün. 10 bin, 15 bin adam Seydan'ın elini öper. 10 bin, 15 bin adama hoş geldin der. 10 bin, 15 bin adamın 1000 kişisi karısından şikayet eder. 500 karı kocasından şikayet eder. Azmış çocuğundan şikayet eder. Buzuk düzeninden hasbihal eder. İşinin kötü gidişini nakleder. Kalbinin devasına derman bulama işini arz eder. Her birisine biiznillahi teala Allah'ın katında Resulullah'ın yolunda bir arzu hal memuru gibi arzlarını Allah'ın Resulü ve Allah'a arz eder. Şu halde bir arzu halci bulmak lazım gelirse beşeriyete kemali şefkatinden hizmet eden lazımdır. Allah aşkına bir düşünün. Seyda'nın tekkesine gidilir, yenilir, içilir, 5 kuruşluk aidat verilmez. Bu tekkede yenilir, içilir, yatılır, kalkılır, 5 kuruşluk aidat alınmaz. Şu dükkan kazanır, şu mekan yer. Şu dükkan kazanır, şu mekanda sarf edilir. Kemali şefkatten böyle oluyor müminler. Sizden para toplayarak değil, alın teriyle kazınılarak, size sarf edilerek bu makamda, bu mekanda oluyor. Kemali şefkati anladın? Kemali şefkat olsaydı hocaların altına bir karış atlastan yorgan ve döşek döşerlerdi. Kemali şefkat kalmadı. Sadece mesuliyet memuriyet haline döndü. Onun içinde kökler bozuk olduğundan aşısız, meyvesiz ağaçlar gölgelik haline geldiler. Gölgeliği anladınız ne demek? Gölgeliği anlarsınız. Gölgelik hani sıcakta terlersin, oturuverirsin. Hani meyvesi? Hacılar, hocalar size soruyorum, meyvesi nerede? Meyvesi yok, gölgeliği var. Kemali şefkatinden, ey benim kavmim,
Allahu Teala'ya ibadet edin. Allahu Teala sizi icat ve kemalatınızı ihsan etti. İbadetlerinizi Allahu Teala'ya hasredin. Allah'tan gayrı sizin için mabut yoktur. Binaenaleyh sizin üzerinize vacip olan iman Allah'ın şeriatıyla amel. Müminler kapı imanla açılır, amelle İslam'a girilir. Allah'ın vahdaniyeti inkar eder de Allah'ın gayrı ibadet etmekten korkmaz mısınız? Nasıl oluyor ki vahide hakiki, kadiri kayyum olan Allah'a ibadeti terk edip de müteaddit bir takım acizlere ibadet ediyorsunuz? Şimdi bu zahirde kafir olan zümrenin putlara ibadeti gibi elin bir küfür ahalisine hitap edilmiş bir hükmü Rabbani olduğu gibi, Allah'tan gayrı nefsinin hevasına uyup şeytanın yolunda İslam'ın ve izzetin yolunu kaybedenlere de bir derece racittir. Nasıl oluyor da siz Allah'ın gayrına meyledip de Allah'ı unutuyorsunuz? Nasıl oluyor da muhabbeti mecazi olan dünya batakhanesine dalıp kalıyorsunuz da ebedi iki cihan saadetinden mahrum oluyorsunuz gibi tefekkür etmek mümkündür. Hud aleyhisselamın kavminden kafir ve eşraf ayan dediler ki, yahut muhakkak biz seni sefahat içinde gören yalancılardan zannediyoruz. Kafir, eşraf, müminler eşraf dediğimiz mecazi kıymettir. Ayan dediğimiz mecazi kıymettir. Kıymetliler hakiki değer değildir. Valilik mecazi bir değerdir. Zenginlik mecazi bir değerdir. Velayet hakiki bir değerdir. Asalet iman üstünde, İslam üstünde asalet hakiki bir değerdir. İhlas kazanmak hakiki bir değerdir. Tevazu sahibi olarak mütevazi olmak hakiki bir değerdir. Muhabbet sahibi olmak hakiki bir değerdir. Beşeriyetin ikram ettiği mecazi değerlerdir. Mecazi değerler Allah katında hiçbir kıymet ifade etmediğinden, Evliya-i İzam'ın en büyük uluları, Arif-i Billahlar, sultanlarla oturup kalkmamışlardır. Ayan ve eşreftir, devlet reisidir. Menfaati hubbu dünya için biz sultan kapısı çalmayız demişler. Küplerle gelen altılı toprak edip yere gömmüşler. İkramlarına merhaba dememişler. Hiçbir zaman İmam-ı Azam Hazretleri bir kadı olma yolunda, hiçbir zaman İmam-ı Ahmet Hazretleri'ni bir kadı olma yolunda göremezsiniz. İmam-ı Şafii Hazretleri'ni bir kadı olma yolunda, vezir olma yolunda, sultanın sağ kolu olarak göremezsiniz. Dinin izzeti için sultana kemali şefkatinden ve İslam'ın ıslahı için kemali edebinden sultana karşı asaletle konuşan onlardır. Ayan ve eşref diye belimizi büken cemaat, benim sülalem filan oğulları, benim dedem filandır, benim babam filandır gibi eşraftan, ayandan, riyasetten, siyasetten bütün ululukların hiçbir işe yaramadığını göstermek için Allah-u Azimşan ve Tekettes Hazretleri onun lisanıyla ehli selah olan Enbiya-i Zişan ve Evliya-i Kiram'ı yalancılıkla, sefahat ile itham etmişlerdir ki Cenab-ı Salih Aleyhisselam'da da böyledir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminde de görülen manzara bunun gibidir. Bütün bunlar gösteriyor ki mecazi değerlerin kamilleri, nefse emmarenin tağutları Allah yolundaki enbiya ve evliya ve ulemanın baş düşmanlarıdır. Şimdi gelelim bir misale. Şimdi biiznillahü teala bir misale gelelim. Rabbü Teala ve Tekettes Hazretleri cümlemize merhamet eylesin inşallahü teala. Sultanul Ulema Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin saadetli babası Sultanul Ulema Muhammed Bahattin Hazretleri ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz
rüyasında sen Sultanül Ulemansın diyerek bu mübarek makamı kendisine tevdi eden Habibi Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesini aynı gecede 300 ulemayı izam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Sultanül Ulema Muhammed Bahattin Hazretlerine tevdi ettiğine rüyayı sadıkada şahit olmuşlardır. Vaktaki Sultanül Ulema Belt şehrinden kalkmış, Hicaz seferini tamamlamış, Konya Selçukilerin payitahtı olmasına rağmen onu geçmiş, şimdiki Karaman'a gelmiş, o zamanki ismiyle Larendi'ye gelmiş, zamanın şimdiki valisi karşılığında olan emiri Emir Musa Hazretlerinin misafiri olmuştur. Sultan Vaktin Sultanı, Selçuklu Sultanı Sultan Alaaddin Hazretleri'dir. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Konya Selçuklu'nun payitahtıdır. Cenab-ı Sultan'ın Ulema Hazretleri Konya'ya uğramamış, içinden geçmemiş, kenarından dolanmış. Karaman'a doğru, Allah-u Teala razı olsun, Karaman'a doğru, Karaman'a gelmiş, Larendi'ye yerleşmiş. Emir Musa Hazretleri Sultan Alaaddin'in beylerinden olup kasabanın hükümdarına tayin edilmiş. Emir Musa Larende'de bir bina olarak medrese iman ve bir medrese söyleyin inşa edip Hazreti Sultanül Ulema Hazretlerine teslim etmiş. Cenab-ı Sultanül Ulema Hazretleri biraz sonra görüleceği gibi Konya'ya uğradığında Sultan Sarayı'nda misafir olmayarak bizim yerimiz medreselerdir, Sultan Sarayları bizim mekanımızdır değildir demek suretiyle medreseye Konya değinmiştir. Burada da hakeza Emir Musa Hazretlerinin inşa ettiği medresede 7 sene müderrislik yapmıştır. Emir Musa Hazretleri Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin saadetli babası, Sultanül Ulema Hazretlerinin kemalatını 7 sene müşahede edince Sultanül Ulema'ya aşık olmuş, tutulmuş, terbiyeti altına girmiş, nefsi zemimenin kötülüğünden nefsi hamide, ahlaka hamideye müşerref olmuş. Dolayısıyla 7 senede Sultan Alaaddin Hazretlerine gitmek nasibi müyesser olmamış. 7 sene Selçuklu Sultanının huzuruna varamamış. Her asırda Cenab-ı Adem Aleyhisselam'la başlayan şeytanın düşmanlığı, her asırda mübarek insanlara karşı düşmanlığı reva gördüğünden Hazreti Emir Musa Hazretlerinin Sultanül Ulema ile olan tatlı münasebetini, ilahi münasebetini çekemeyip Sultan Alaaddin Hazretlerine şikayet etmişler. Efendi Hazretleri nasıl olur? Senin valin, senin hükümdarın, Larende hükümdarı nasıl olur da bir şeyin pençesinden kurtulup da seni ziyarete bile gelemez? Görmüyor musun onun bendesi oldu da senin gibi bir Ali Sultan'ı ziyaret edemedi gibi kammazlamışlar. Türlü türlü şeriat-ı Muhammed'e uymayan kötü sözler de Sultan Alaaddin Hazretlerinin kalbine girmişler. Cenab-ı Sultan Alaaddin Hazretleri Sultanül Ulema'ya meftun, terbiyetinde kalan Emir Musa Hazretlerine bir mektup göndermiş. Mektubu alan Emir Musa Hazretleri meyus olup mektubu Cenab-ı Sultanül Ulema Hazretlerine getirmiş. Efendi Hazretleri, hükümdarımız Selçuklu Sultanı benim için bir name yazmış, buyurun. Okuduğu zaman Sultanül Ulema deminki gibi Allah'tan gayri yaram olmadığından milletlerin eşraf ve ayan hükmünde olanlara merhaba deyip merbut olmadıklarından bakın nasıl Emir Musa Hazretlerine Allah'ı bilen kula kul olmaz fermanı üzerine bakın ne cevap vermiş. Ya Musa, Lebbeyk Sultanım, sen derhal Sultan Alaaddin huzuruna var, hiç durma git. Ne söylemek lazım gelirse hiç korkmadan, çekinmeden ona lazım olan halleri de söyle. Emir Musa Konya'ya gelmiş,
Sultan Alaaddin Hazretleri'nin huzuruna çıkmış. Sultan Alaaddin sitemle Emir Musa Hazretleri'ne, sen bizimle mülakatı kesip bizleri unutup sultanın ulemeyle meşgul olup düşür kalkarsın sözüne geldiğinde, Emir Musa, evliyanın secatı, ilmin verdiği kemalat, İslam'ın verdiği halavet ile bakın ne cevap vermiş. Efendim, ben her ne zaman Konya'ya gelmek istesem sultanın lilama bana sen Konya'ya gidemezsin. Sultan Alaaddin menhiyat ile menhiyat ile meşguldür. Alkole müpteladır. Allah'ın sultanlığının üstünde durduğu bir zat menhiyat ile meşgul iken ziyaretine gidilmez dedi, gelmedim demiştir. İşte veli ile oturup kalkan kamil bir kumandanın sıfatı müminler budur. Allah'ı bilen adamın Allah yolunun dışında korkusu olmaz. Korkmak lazım gelirse insan Allah'tan korkar. Allah'tan gayriden korkmak Allah'ı bilmemek olur. La ilahe illallah demek bu mana ile lazımdır. Bunun üzerine Sultan Alaaddin Hazretleri Allah'ın verdiği bir ilahi anlayış, Sultanın Ulema Hazretlerinin bereketi, dini İslam'ın izzetiyle tefekküre girmiş, kendi kendine zelilliğini ortaya koymuş. Evet, evet, biz kötü bir yola saptık ama inşallah kendimizi dikkat ve pişmanlıkla tövbe ederiz, Allah'ın huzuruna döneriz. Sultanın Ulema'ya bizden selam götür, Konya'ya davet et, sen onu önüne düş al getir demek suretiyle tövbeye girmiş, yüzünü Allah'a çevirmiş. Hazreti Sultanul Ulema Bahattin Veled Sultan Alaaddin Hazretlerinin radıyallahu teala'nın bir İslam hükümdarı olarak derhal tövbesine vesile olmuştur. Her fani gibi Cenab-ı Sultanul Ulema Hazretleri hastalanmış, Sultan Alaaddin Hazretleri yatağının dizinin dibine oturmuş, vaktaki padişah olarak izzet ve kemalatla şahit olduğu velayet nuru olan Sultanul Ulema'yı gördüğünden, inşallah yakın zamanda iyi olur kalkarsınız sultanım, Selçuklu Sultanı Allah'ın velayet şahına hitap ediyor, İnşallah yakın zamanda iyi olur kalkarsınız sultanım, siz tahta oturursunuz, ben de sizin hizmeti şerefinizde olurum. Her ne tarafa hazmederseniz can ve başla hizmetinizde bulunurum. Böylelikle nice manevi kazançlara nail olurum. Nice gizli sırların fethine muvaffak olurum demiş. Sultanın ulema bu hali hitap karşısında Sultan Alaaddin radıyallahu teala'nın hazretlerine, ey padişah, ben bu hastalık ile dar bekaya rühlet ederim. Bu bizim elveda hastalığımızdır. Ama üzülme, yakın vakıtta sen de bize gelir kavuşursun demek suretiyle 3 gün sonra cuma günü vefat etmiş. Cenab-ı Sultanın Ulema'nın vefatından sonra Hazreti Selçuklu Sultanı Sultan Alaaddin 40 gün ata binmemiş, 40 gün tahtına oturmamış, kuru hasır üzerinde oturmuş, camilerde Kur'an-ı Kerim hatmettirmiş, fukaralara Kur'anlar okutmuş, Selçuklu İmparatorluğu'nun topraklarını Sultanın Ulema için bir mevlid, bir Kur'an ve bir izzet sofrası haline getirmiş. İşte sultanlar böyle sultan olur, işte alimler böyle alim olur, işte her asırın alimi Sultanın Ulema ahlakında olmak lazım gelir. Kemal-i şefkat böyle olur, İzzet böyle olur. Onun içinde muhterem devletliler, bu cemaat-ı ahliyenin eşrafı ayanı, biz asaleten filan idik, biz mal olarak bilmezsiniz, dedelerimiz filan beylik beyliğin evladıydı, biz filanın ahvadıyız gibi ayan ve eşref sohbetleri, insanın zelilliğini örtmeye çalıştığı yamalı bir elbise delik bir şemsiye gibi olur. Ne ısıtır ne yağmuru korur. İslam'ın izzeti halavette
halavet kalpte huşuda, huşu namaz, ibadet ve taatta la ilahe illallah sırrına mazhar olmakla mümkündür. Kat eflaha men tezekka, nefsini arındıran felah oldu. Ne mutlu sultanın ulema Alaaddin Keykubat'a, ne mutlu sultanın ulema Muhammed Bahattin Hazretlerine. Arkasından 400 sene Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi, Sultan Veled, İlahif, Ulu Arif Çelebi gibi Saadat-ı Mevleviye'nin Reis-ül Evliyalarını yetiştirilerek Gül Bahçesi hükmündeki Anadolu'muzda irfan mektepleri kurdular ve mümin kamil insan yetiştirdiler. Şu halde dava tebligat davası değil, dava cihat davasıdır. Nefsin islah davasıdır. Nefsin selametidir. Felahyab olmaktır. Özünü arındırmaktır. Özünü arındırmayan kabuğu, karpuzu kabuğuyla yiyen misalidir. Karpuz kabuğuyla yenilmez müminler. Özünü arındırmazsan, kötü ahlakınla iyi ahlakını bir ve beraber tutarsan felahyab olamazsın. Umduğuna nail olamazsın. Korktuğundan emin olamazsın. Haşa sümme haşa, Cenab-ı Hud Aleyhisselatü Vesselam'ın yalancılıklardan itham edilmiş, yalancılıklarla ortaya konulmuş, bunun üzerine Allah-u Azimşan razı olsun, Cenab-ı Hud Aleyhisselatü Vesselam kavmin tekzibine karşı, kavmi biz seni sefahatte görür yalancı zannederiz demelerine karşı yine kemali şefkatinden, ey benim kavmim, bende sefahat olmadı ve lakin ben alemlerin Rabbisi tarafından sizi irşad için gönderilmiş Resulüm. Aleyküm selam. Ben Rabbimin risaletinden tebliğ eder emin bir nasihatçiyim. Ey benim kavmim, beni tekzip ve risaletini inkar eder de sizi inzar için sizden bir Resul üzerine Rabbimin zikir ve mevize gelmesinden taaccüp mi edersiniz? Benim tarafı ilahiyeden size mebuz, Resul olmam taaccüp edilebilen bir şey midir? Siz buna nasıl olur da taaccüp edersiniz demek suretiyle Hazreti Cenab-ı Hud Aleyhisselatü Vesselam kavminin haline, ahvaline Allah-u Teala razı olsun cevabı vermiştir. Fahrettin Razi'nin beyanatı veçiyle At kavmi cesametleri çok iri, boylarının uzunluğu fazla, kuvvet ve kuzletleri çok fazla, dünyayı haddinden fazla imar etmiş, beldelerini yüksek binalarla donatmış ama biraz sonra huzur-u aliyede görüleceği gibi türlü ömrü heba eden boş şeylerle meşgul olmuşlardır. Hazreti Cenab-ı Hud Aleyhisselatü Vesselam kavmine Allah'a ibadetin lüzumunu, vahdaniyetini beyanından sonra Allah'ın vermiş olduğu nimetleri tadat ederek, nimetlerin şükrünü ifaya davet ederek, ey benim kavmim, zikredin şol zamanı, Nuh Aleyhisselatü Vesselam kavminden sonra siz yeryüzünde halife oldunuz, Nuh Aleyhisselam'dan sonra halifeler oldunuz, onlar arzın diyarlarından sair umurlarını, makamlarını size ikame etti. Dünyanın en büyük mülkü saltanatını size verdi. Sizin hilkat ve cesametiniz, kuvvet ve kudretinizi ziyade kıldı. Şu nimetleri Allah-u Teala size verince elbette nimetlere şükredin, nimetlere zikredin. Be'amulkü felaha uğrarsınız. İşte kıymetli müminler, bütün beşerin derdi budur ki nimeti ilahiye insanlara verilir. Allah-u Azimşan türlü türlü nimetlerle insanın kalplerini donatır. Ama insanoğlunun nefsaniyeti felaha ulaşamayan, çünkü teskiye olmayan, çünkü özünü temizlemeyenlerle o nimete karşı şükrane olmaz. Bunun için Allah-u Azimşan hepimizden razı olsun. Şükür nimete karşı nedir? Ne tarzda olması lazım gelir?
her cümle bir iki kelamda onun üzerinden huzurunuzda arz edelim. Bunun gibi yine ayeti celilede Allah-u Teala razı olsun. Hazreti Hud aleyhissalatu vesselam Allah Azimşan ve Tekaddes Hazretlerinin vermiş olduğu türlü nimetlerle onları nimetin şükrüne davet etmiş ve Allah Azimşan'ın nimetlerine karşı kendisini itaate davet etmiştir. Sure-i Şuara'da Cenab-ı Hud aleyhissalatu vesselam bakın Allah'ın nimetleri nasıl tadat ediyor. Ey benim kavmim, şol zat-ı ecellü alaya ittika edin. O zat size bildiğiniz birçok nimetleri imdad etti. Yalnız imdadı bir nevi nimete münhasır olmadı. Size koyunlar, develer, erkek evlatlar, bağlar, bahçeler, akarsularla daima size yardım etti. Daima size imdad etti. Dünyada çeşitli nimetlerle size ihsan etti. Siz şükrünü eda etmediğiniz cihetle de o nimetin zevalinden korkmuyor musunuz? Korkun o nimetin zevalinden. Allah size bu nimetleri verdi demek suretiyle Allah Azimşan ve Tekaddes Hazretlerinin nimetini kavmi Ad kavmine Cenab-ı Hud aleyhissalatu vesselam dile getirdi. Kıymetli müminler, görüldüğü üzere bu hitab-ı ilahiye yalnız Cenab-ı Hud aleyhissalatu vesselamın kavmine hitap edilen nazil olan ayeti beyinat olmayıp her asırdaki insanlara, bilhassa 20. asırdaki insanlara çeşit çeşit nimetlerle muttasıf kılınan, her türlü devleti Allah elimize getiren bizler üzerine de bu ayeti celileler hükmü elbette varittir. Bir nokta. Bugün Almanya'da yaşadığımız malum. Ben taaccüpten dona kaldım Almanya'yı gördükten sonra. Dünyanın neresinde yenilecek, içilecek, giyilecek bir nimet varsa Allah-u Azimşan bu milletin içerisinde bu nimeti göndermiş. Afrika'nın meyvesini mi istersiniz? Amerika'yı mı istersiniz? İspanya'yı, İtalya'yı, Türkiye nimetlerini mi istersiniz? Bütün nimetler bu Almanya'da görmek mümkündür. Bu nimetler de bizim elimize verilmiştir. Hindistan'ın Hindistan cevizinden tutun, ananasından tutun, şu mevsimde üzümden tutun, şu mevsimde kara patlıcandan tutun, yenilen, içilen, giyilen her nimet bu milletin toprağı içerisinde mevcuttur. Şu halde bu ayeti celileler yalnız kavmi Had için mi nazil olmuştur? Yalnız beşeriyetin o asırda yaşayan, isyan ile matuf olan o insanlara mı münhasırdır? Hayır. Nerede bir nimet varsa onun karşılığında bir şükür istenir. Nerede bir nimet varsa onun karşılığında bir itaat beklenir. Nimetin zevali küfranı nimettir. Ne zaman nimetlere karşı şükür eda edilmezse Allah o nimetleri o insanların elinden alır, sonunda o nimetlere muhtaç eder. Kıymetli müminler, bu beyan buyurduğum ayeti celilelerin hükümlerini sanki bugün bu asırda bize şu anda nazil olmuş gibi, ki Muhammed aleyhisselam ile elbette bizim kavmi böyle yapmış, Allah da ona böylece helak etmiş gibi dar bir görüş içerisinde kalırız, kendi nefsimizi tenzih ederiz, noksanlıklarını görmeyiz, o da ayrıca bizim helakımıza sebep olur. Allah göstermesin. Şu halde bu hükmü ilahiyeleri çeşitli koyunlarla, evlatlarla, bağlarla, bahçelerle Allah'a azimşan Sure-i Şuara'da tadat ettiği nimetlerini biz nefsimize hitap ettiğimiz zaman daha geniş manada daha çok nimetlerle tefekkür etmek zorundayız.
Şükür nedir? Kısaca ülemayı izam, nimetin karşısında beklenen şükür nedir? Allah'ın azameti karşısında zikir nedir? Elbette bunun şeriat-ı Muhammediye'de bir hükmü vardır. Ülemayı izamın ulularından Cenab-ı İmam-ı Gazali radıyallahu teala anhu hazretleri Abidler yolunda hamdin de tarifini yapmış, şükrün de tarifini yapmış ve kaide olarak şunu koymuş ki nimeti küfran, nimetin hakkını eda edememek, nimeti şerli yollarda kullanmak nimetin zevaline sebep olur. Nimetin zevaline sebep olur. Hamd, bir kimseyi tazim etmek, büyütmek niyetiyle güzel vasıflarını zikretmek, anlatmak olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ı anmak, tesbih etmek, tehlil etmek, şükretmek hamdin manası, ruhaniyeti içerisine girer. Ama şükrün tarifini ülemayı izam hamdden ayrı olarak mütalaa etmişler ve her cümle şükrü şöylece bize ferman buyurmuşlar. Şükür, nimet sahibinin fiilidir. Hareketleriyle meydana gelir. Fiil hareket demektir. Şükür, nimet sahibinin fiilidir. Bu fiil dil ile meydana gelir. Gönül ile meydana gelir. Hareketlerle meydana gelir. Ne tarzda olursa olsun Allah'ın nimetine karşı takınılan nurani bir tavır ve yaşanan nurani bir halden ibarettir. Cenab-ı Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhu hazretleri şükürü gizli ve açık bütün organlarla Allah'a ibadet olarak tarif etmiştir. Şükür nedir? Gizli ve açık olarak her türlü ibadet, bütün azalarla yapılan ibadet Allah'ın nimetine şükürdür. Gizli olarak yaptığın, aşikar olarak yaptığın, elinle, dilinle, gözünle, bütün azalarınla yaptığımız ibadet şüküre girer. Yine bazı ülema-i izama göre şükürün tarifini Allah'ın verdiği nimeti yerine harcamak olarak tarif edilmiştir. Sıhhat Allah'ın bir nimetidir. Yerinde harcamak itaatle olur. Gençlik Allah'ın bir nimetidir. Yerinde harcamak Allah'a itaatle olur. Haramdan kaçmakla olur. Para Allah'ın bir nimetidir. Bu nimetin şükrü parayı Allah'ın fermanı ile harcamak nimetin şükrü olur. Diğer bir tarif Allah'a itaat etmek, haramlarından iştinab etmek nimetin şükrüdür. Şu halde gençlik, para, sıhhat, dünya metaı ve malı ne cins olursa olsun Allah'ın vaadinden, fermanının dışında harcamamak şükür, haramlardan iştinab etmek şükür, Allah'ın emrine göre malı ve canı kullanmak şükürdür. Cenab-ı Abdullah İbn Abbas Hazretleri'nin tarifi gibi gizli de aşikarda bedenle, kalple, dille, her türlü şeyle nimetlere itaat şükürdür. Diğer bir tarif, Allah'ın nimetiyle Allah'a isyan etmemek şükürdür. Bu Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin tarifi olduğu gibi bazı yüksek evliya-i insanın da tarifidir. Şükür nedir? Allah'ın nimetiyle Allah'a isyan etmemektir. Allah'ın nimetiyle Allah'a isyan edilirse o malın şükrü olmaz, o canın şükrü olmaz, o nimetin şükrü olmaz. Şu halde Allah Azimşan'ın Hud aleyhisselatü vesselam kavmine kemali şefkatiyle hitap ederken ameli saliye, ibadete, itaata kendisini memur ettiği gibi yine sure-i şuara'da Cenab-ı Hud aleyhisselatü vesselam kavmini haramdan nehyetmek için ey benim kavmim, siz bir kimsenin kusuruna binaen terbiye ve muazze ettiğinizde haddini tecavüz ederek zulümle muazze eder, şiddetle katledersiniz, şiddetle döversiniz, asla insafınız yoktur, çok insafsızsınız. Şu halde Allah'ın kullarını insanın haricinde zulümle muazze etmekten korkun, Allah'a ittika edin, benim sözümü dinleyin, bana itaat edin, hakkınızda hadiyelidir demek
suretiyle enbiyaya itaatin Allah'a itaat olduğunu, Allah'a itaat yoluyla ameli salih işlemek mecbur olarak nimetin şükrü olduğu gibi, ubudiyetin gayesi olduğu gibi, kullar arasında zulümle muamele etmemek, kullar arasında haksızlıkla itham etmemek, kullar arasında muaşeretle yaşamak mümkününe onun hakkını gasp etmemek gibi menfi olarak yapmamamız lazım gelen her bir şey dahi Allah'a itaattır. Aynı zamanda yine şükürdür. Şu halde müminler görülen manzara Hud aleyhissalatu vesselamın tebliğinde ve Cenab-ı Ad kavminin halinde görülen manzara yalnız putperestlikten çıkmak meselesi değil, Allah'a azimşana itaat ve ibadetin, itikat ve imanın şubelerini dahi içinde tutmaktadır ki şükrün mana ve şumulu geniştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri şükrün manasını Fütuhat-ül Gayb ismindeki eserinde şükrü el cümle azalarla yapmak lazım gelir. Lisan ile, kalb ile, aza ile diye üçe tarif etmiştir Fütuhat-ül Gayb'da. Hazreti Gavsus Samedani Abdülkadir Geylani radıyallahu teala anhu. Lisan ile nimetin Allah'tan olduğunu bilmek, halka izafe etmemek, kendisine ait bütün kuvvet ve kudretin Allah'ın kudretiyle olduğunu bilmek, bütün nimetleri Allah'a isnat etmek, kazanılmasından sarf edilmesine, eline geçirilmesinden kullanılmasına, her türlü derecelerde bu nimeti vasıl eden, ulaştıran, kendisine ikram edenin Allah olduğunu lisanına söylemek, akılla nimeti idrak etmek. Akıl nedir? Akıl akibet ve ahiri görmekle mümkündür. Dünyanın kendisi fanidir. İçinin dolu nimet olması onun zevaline sebep olmaz. Yine zeval eder. Bütün nimetler dünyada görülmesi Allah'tan gayrı dünya nimetine merbut olmanın mesuliyetten kurtulacağına da intihac etmez. Şu halde akıl odur ki akıbeti ve ahireti görür. Fani olduğunu dünyanın bilir. Nimetlerin Allah'ın ikramıyla geldiğini tasdik eder. O nimetlerin bir bekçisi olduğunu bilir. Bir gün emanet olduğunu anlar. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Hani mal sahibi, mülk sahibi? Hani bunun ilk sahibi dedirtir? Bu mal kimin? Dedemin. Ondan önce dedesinin. Ondan önce Hasan Efendi'nin. Ondan önce kimsede mal kalmıyor. Senden sonra yine kimsede kalmayacak. Şu halde bu bir dünya tuzaktır. Kimin itaat edip etmeyeceğini, kimin Allah'a merbut veya mevsuk olup olmayacağını tayin içindir. Şu halde akıl, akibet ve ahiri görendir. Akıllı odur, dünya cihetiyle ayan ve eşref gibi zatların eline izzet geçtiği zaman hamd eder. Zillet haline düşerse istiğfar eder. Akıllı budur. Eğer o nimetler zeval buldu veya fani olduysa istiğfar eder. O nimetler elinde her çeşidiyle tecelli ederse hamd eder. Tesire değil müsebbibe bakar. Tesir benim kuvvetimle kazandım. Ben Almanya'da kazandım. 18 senede kazandım. Türkiye'de olsaydım bir kuruş kazanamazdım. Bu benimdir gibi sebepler akıllının değil ahmağın işidir. Tesire bakmaz, müsebbibe bakar. Tesire tesir edeni görür. Ahmak tesire tesir edeni görmez. Meyveyi ağaçtan bilir, Allah'tan bilmez. Bu ise ahmaklığın bir derecesidir. İzzet halinde hamd eder. Zillet halinde elinden alındığında, hastalığında, fakirliğinde, yokluğunda, darlığında istiğfar eder. Sonra cahil ise, aklı yok ise, nimeti kendinden bilirse, izzet halinde gaflete düşer, ben diyerek Allah'ı unutur, şirke düşer. Zillet halinde zulme düşer.
Elimden aldılar, kadrimi bilmediler. Benim gibi kara gözlü civana kastettiler gibi mersiyeyle elindeki izzetin gitmesini zilletle gafilane bir mersiyeyle tilavet eder. Müsebbibe değil, sebebi görür. Dua yerine gıybet eder, boş gaflet eder, boş kelamla geçirir. Nimet geldiğinde hamd, gittiğinde istiğfar ister. Cenab-ı Saadat-ı Kiram'dan Ulu Seyyid Taha Hazretleri radıyallahu teala annem şemlinde bulunan bu mübarek Mevlana Halid Zülcenayn Hazretleri'nin halifesidir. Vakta ki kendisinin Nakşibendi şeyhi olmasından mütevellit alanın birisi 7 köyü ikram etti. Yanındaki cemaat gördü, Cenab-ı Seyyid Taha Hazretleri dedi elhamdülillah. Vereseleri vakta ki o ağa vefat etti. Vereseleri Allah-u Teala razı olsun, geride kalan vereseleri babalarının vefatından sonra gelip Seyyid Taha Hazretleri dediler efendi hazretleri babamız size 7 köy vermiş. Bari bir ikisi bizim olsaydı gibi pişmanlık ve nedamet eserleri gösterince Hazreti Seyyid Taha Hazretleri 7 köyü kendilerine teslim etti. Yine aynı hadiseyi seyreden Zevat duydu ki elhamdülillah diyor. Yakin olan bir mürit, efendi hazretleri 7 köy elinize geçti elhamdülillah, elinizden çıktı elhamdülillah, bu işin sırrı ne? Dedi ben nefsime baktım, kalbime baktım. 7 köy verilince dünya metaı diye Allah'ı unutup sevinmedi, dedim elhamdülillah. 7 köy verdim, meyus olmadı, üzülmedi. 7 köy gitti diye yas tutmadı. Allah bil hakiki, müsebbibi hakiki Allah'ı bildi. Ben bundan dedim elhamdülillah. Mühteremler 7 köy geldi, 7 köy gitti. Cenab-ı Evliya-i İzam'ın tavrı elhamdülillah oldu. Allah'ı bilmek, Eyüp Aleyhisselam'ın misali gibi, Yusuf Aleyhisselam'ın misali gibi, Yunus Aleyhisselam'ın misali gibi olur. Cenab-ı Eyüp Aleyhisselam'ın evladı vardı, malı vardı, elinden çıktı elhamdülillah. Allah sonunda ihya etti. Yusuf Aleyhisselam, peygamberi zişan iken zindana atıldı, kuyuya atıldı elhamdülillah, aziz oldu, melik oldu yine elhamdülillah dedi. Cenab-ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, gözü gibi sevdiği Mekke-i Mükerreme'den çıktı dedi elhamdülillah. Mekke'nin fatihi olarak fetih oldu, geldi dedi elhamdülillah. Mekke-i Mükerreme'de Kureyş'in en azgınları, kafirlerin en şiddetleri bir arada, 10.000'den fazla ashab-ı güzünle fetih Mekke müyesser olduğu zaman Beytullah'ın halklarından tuttu. Ey Kureyş, siz benim ne yapacağımı zannedersiniz? Haşa, cebbar bir kumandan gibi intikam alıp kılıçla sizi geçireceğimi mi zannedersiniz? Haşa, ben kardeşim Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yaparım. Nasıl o kardeşleri onu kuyuya attıkları halde buğday için Mısır'a geldiklerinde kendilerini tanıdı da onlara karşı ihsan ve ikram üzerinde bulundu. Kardeşleri haya ettiler. Ya Yusuf, biz senden utanıyoruz. Sen bize pek fazla alicanap hareket ediyorsun deyince Cenab-ı Yusuf Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerine aynen şöyle buyurdu. Ben 20 dirheme satılmış bir köleydim. Siz Yakup'un oğulları 12 kardeşin 11'i geldiniz. Benim ceddim Yakup, dedem İsa, onun da babası İbrahim Halilullah olduğunu gösterdiniz. Size benim izzet etmem lazım gelir demek suretiyle kardeşlerine köle olarak satılıp da kuyuya atılmasına sebep olan kardeşlerine ihsanın, izzetin, Ali Celaplığın, mürüvvetin, şükrün en büyük payası olarak Kur'an-ı Mucizül Beyan'da
izzetini gösterdi. Onun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kureyşlilere dedi, bugün intikam günü değildir. Ben kardeşim Cenab-ı Yusuf'un yaptığı gibi, biraderlerine yaptığı gibi, sizler serbestsiniz, evlerinize dönünüz, Allah'ın ve İslam'ın emanetinde emanındasınız buyurdu. Tarihte görülmemiş bir izzet gösterdi Muhammed Arabi Aleyhisselam. Halbuki başka bir kumandan o beldeye girseydi, kesilmedik baş, omuz üst taş taş üstünde koymaz, omuz üstünde baş koymazdı. Ama nimetin şükrü Allah'ın nimetiyle Allah'a isyan etmemeyi gerektirir. Gördünüz mü efendiler? Gördünüz mü muhteremler? Gördünüz mü kıymetli kızlarımız, annelerimiz, bacılarımız? İzzet Resulullah'ın lisanında mevcuttu. Gelmeyene gidiniz, vermeyene veriniz, zulmedene affediniz. Hadis-i şeriftir. Resulullah'ın lisanında, ahlak-ı hamidesinde, cesedi pakinde, ahlak-ı Resulullah bu idi. Gelmeyene gidiniz, vermeyene veriniz, size zulmedeni affediniz, bağışlayınız. Muhteremler, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın her bir suresi, her bir ayeti celilesi insan kemalatını tarif eder. Kur'an-ı Mucizül Beyan yalnız ibadet ve taatla emretmemiştir. Nehyiyle de emretmiştir. Kamil insan olmayı emretmiştir. Melek tavırlı olmayı, melek ahlakına girmeyi emretmiştir. Kendisini güzelleştirmeyen namaz, Sure-i Mü'minun'un 3. ayeti celilesi, kendisi boş işlerden ve boş sözlerden o namaz onu, o kalbinin huşu onu korur. Sure-i Me'ariç 22-23. ayeti celilede şiddetli hırs ve başına gelen musibetlerde sabırsızlık, az sabırsızlıkla feryadı figan eden insan, eline geçtiğinde malına kıyamayan insan, ancak namaz kılarlarsa, ancak namaz kılanlar bu ahlakı zemime sahibi değildir diyerek Allah kötü sıfatları terk etmiştir. Terk etmemizi, kötü sıfatları bırakmamızı emretmiştir. Karısından intikam almak erkeklik değildir. Çocuğundan intikam almak erkeklik değildir. Komşunun komşu zayıfından istifade intikam almak mertlik değildir. Mertlik affetmektir. Mertlik kemalattır. Mertlik güzel ahlaktır. Görülüyor ki kıymetli müminler, terbiye edilecek kat eflaha men tezekka, nefsini tezkiye eden felah oldu, nefsini tezkiye eden iflah buldu ayeti celilesi her birerlerimiz üzerine pek çok mecburiyet, mükellefiyet, itaat ve amel ve aynı zamanda ilimle amil, ilim de emretmiştir. Görülüyor ki İslamiyet izzettir. Sade ibadet çokluğu değildir. İslamiyet hac yolunda toza belenmek de değildir. İslamiyet gece gündüz yatıp kalkıp namaz kılmak da değildir. Bunlar kulluğun icabı ibadettir. Asıl İslamiyet gönülle hem beşeriyete şefkati merhamet, kemali merhamet, hem Allah'a sadıkana ubudiyettir. Müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı şiddetli. Ama bunu 20. asır Müslümanı, kendisinden olmayanı, kendi kanaatinden olmayanı görünce o şöyledir, o böyledir demek suretiyle mümine karşı zalim, kafire karşı Ali Cenap olmuştur. Hayır, müminin sıfatı öyle değildir. Mümin mümine merhametçidir, merhametlidir. O filan zümre, o filan zümre, o filan zümre senin benim icat ettiğim nifak tohumlarıdır. İslamiyet bir bütündür. İslamiyet bir kaledir. İslamiyet bir izzettir. İslamiyet bölünmeyen, parçana ayrılmayan bir akaittir ve ibadettir ve taattır. İsmettir, iffettir. Mümin mümini kendi gibi düşünmedi diye zelil edemez, hakir edemez. Müminin mal,
malı, canı, malı, canı, iffeti mümine emanettir. Emanete hiyanet eden münafıktır. Emanete hiyanet edemezsin. Mümin, müminin elinden, dilinden, ırzından koruduğun, korunduğu kimsedir. Şu halde şekle Müslüman olma ey ahi, ey kardeş. Saçına sakılına bakıp Kavs-ı Geylani oldum sanma. Bir iki ameline görerek nefsine güvenme. Hud aleyhisselam bitmedi ha. Hud aleyhisselama gidiyoruz. Kalb ile şükür. Nimetlerinin hepsi zahiri batında, harekat ve sekanatında, lezzet ve menfaatinde, cümlesinin nereden gelirse gelsin başkasından değil Allah'tan olduğunu kalben idrak etmek nimetin kalple şükrüdür. İtikadı daimiyle bağlanmak lazım gelir. Lisanı şükür, kalbi şükrün tercümanı olur. Aza ile şükür, bütün azaların Allahu Teala'ya itaatında tahrik ve istimal etmektir. Bütün azaları Allah'ın yolunda kullanmaktır. İtaatta asıl, masivayı terk etmek asıldır. Günahı terk etmek asıldır. Bunları geçici bilmek lazım gelir. Halktan hakka rücu etmek asıldır. Hakkın fermanıyla halka dönmek asıldır. Hizmeti dini, Muhammediyi halkın emriyle halka götürmek asıldır. Azaları Allah için, Allah yolunda istimal etmek lazımdır. Elini Allah için Allah'a götür. Dilini Allah için Allah'a götür. Azalarını Allah için Allah'a götür. Ta ki kullar senin azalarınla necat bulup felaha ersinler. Kıymetli müminler, böylece Cenab-ı Hud aleyhissalatu vesselam Efendimiz kavmine kemali şefkatiyle böylece vaaz-ı nasihat etmiştir. Ol kavmin adetleri nedir ki? Şimdi sıra geliyor ona. Yani insan nimetlerin şükrüyle meşgul olması lazım gelirken nimet çoğalırsa neye meylediyor? Bir iki kelamda ondan ayeti celilelen fermanı ile onu gösterelim. Sure-i Şuara ayeti celilenin meali. Halbuki ben şu tebliğimden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim sizden olmadı. İlla Rabbul Alemin verir. Bunun manası da çok şerhe tabidir. Kim Allah için bir hizmet ederse karşılık beklememek lazım gelir. Allah'ın rızası her nimetin fevkindedir. İlahiyente maksudu rızayike matlubu bunun bir koludur. Bu çok çok genişletilebilir. Ama biz konumuza dönelim. Yine ayeti celile devam ediyor. Her yüksek mahalde alamet yapmakla oyun mu oynarsınız? Ve dünyada musallat muhallet kalmak için evlerinize havuzlar, türlü sanatlar mı itaat edersiniz? Siz yüksek mahallerde oyun oynamak için evler yaptınız. Sanki dünyada ebedi kalacak gibi havuzlar yaptınız. Türlü sanatlar ittihaz ettiniz demek suretiyle ömrü beyhude geçirmenin Allah'ın nimetlerine karşı şükür olmadığını Cenab-ı Hud Aleyhisselam'ın mübarek lisanıyla fazl-ı kemal azim-i şan Allah'a Rabbü Alemin bize ferman buyurmaktadır. Yani ayeti meali, siz istikamet olarak Allah'ın tarikine gitmeniz lazım gelirken yüksek yerlere oyun oynamak için oyun hanelerini kuruyorsunuz ve kurduğunuz oyun haneler, oyun evleri, kahveler, kıraathaneler, kumar yerleri gibi gelip geçen yolcularla alay etmek için mi böyle kuruyorsunuz? Sonra siz dünyaya muhkem saraylar yapmak için mi gönderildiniz? Cenab-ı Adem aleyhissalatü vesselam yeryüzüne gönderilince insanlar çoğalacak, malları gün be gün artacak olduğunu görünce meleklere Allahu Teala dedi, yapar yıkılmak için, doğurur ölmek için.
Ya Rabbim bu Adem Aleyhisselam'ın evlatları çoğula çoğula bu dünya küçücük kalır dedi melekler Allah-u Teala'ya. Bunlar yapar yapar dağlar taşlar ev olur, koyun olur, şu olur, bu olur. Ya Rabbim ne olur dedi melekler. Allah-u Azimüşşan Rabbü Teala ve Tekaddes Hazretleri dedi yaparlar yaparlar yıkılmak için, doğururlar doğururlar ölmek için. Bir oyun oynuyoruz müminler. Yapıyoruz, yıkılıyor, doğuruyoruz, ölüyor. Bunun arkası önü bu. Hani bundan önce Hitler devri gitti, yıkıldı gitti. Yalnız Norman'ın diye çıkarmasında 53 milyon ton trinitrotoluol Paris, Hollanda, Fransa, Hollanda, Belçika hududunda Amerikan, İngiliz, müttefik devletleri havadan 53 milyon ton trinitrotoluol infilak maddesi attılar. Yap, yap, yap Allah elinden yıktırın. Zekat vermeyen malları yıkıldı. Oruç tutmayan cesetleri açlıkla oruç tuttu. Namaz kılmayan cesetleri binlerce yatıp kalkarak secde ve rükû yaptı. Ne olurdu bunu Allah için yapsalardı da bu zelil hale girilmeseydi? Hamburg'a öyle bombardıman yaptılar. Beyaz fosforu attılar, insanlar kendisini Elbenehri'nin sidikli suyuna attılar. Ne olurdu temiz abdest suyularından kendisini secdeye atsalardı? Kölüne bir gecede 1000 Amerikan uçağı, Amerikan uçan kale bombardıman yaptı kölüne. Taş taş üstünde koymadı. Ne olurdu onun zekatını verseydi de şimdi daha mamur olsaydı? Yap yap yıkılacak, doğur doğur ölecek. Hani deden, hani torunun, kalmayacak. Bir bak ne oynuyorsun, evcilik oynuyorsun, evcilik. Evcilik oynuyorsun, evcilik. Çocuklar evcilik oynar oynar yıkıverirler. Bu anne olur, bu baba olur, bu da çocuk olur, bu araba olur, bu tencere olur, 5 dakika sonra kavga eder bitiverir. Seninki de 5 dakika sürmüyor da 3-5 sene, 30 sene sürüyor. Senin evciliğinin senesi uzun, sonucu aynı, bozuluyor. Hani senin kıyamayıp mirasını vermediğin mal, hani bacının hakkını yediğin mal, hani kardeşlerine gasp ettiğin mal, hani zekatını vermediğin mal, hani tutmadığın oruç, hepsi gidiyor. Sen seni kandırıyorsun, ben beni. Kanan haşa Allah değil, hükmü Allah'ın ebedidir. Siz bunun için mi yapıyorsunuz yüksek yerleri, evleri, kaşaneleri, kerpiçleri birbirleriyle donduruyorsunuz? Kaleler gibi yığıyorsunuz. Yolcularla alay edersiniz. Hak alıyoruz diye zulmeder, katledersiniz. Çok şiddetli birbirinizi döversiniz. Türlü çiçeklerle beyhude ömür tüketirsiniz. Geniş kaşanelerinizdeki geniş havuzlarınızla da envai türlü rezaleti irtikab edersiniz. Allah hakkına ben demiyorum. Elimdeki tefsir, Hülasatil Beyan fi Tefsiril Kur'an. Eğer ölüm gelir de ölürsem açın okuyun. Cilt 9'la 10, sayfa 3928. Türlü çiçeklerle büyük saraylar yapar, türlü çiçeklerle ittihaz ederek beyhude ömür ifna edersiniz. Değersiz şeylerle meşgul olursunuz. Allah'ın azametini görmezsiniz. Ömrünüzü ifna etmek suretiyle zelil olursunuz. Bilmez misiniz ki her yüksek bina Allah'a itaat edilmezse batar? Görmediniz mi sizden önce 800 sene önce dedeleriniz Nuh Aleyhisselam'ın kavmi bir fert kalmamak üzere suda boğuldu ve bütün okuyamadıkları malların üstü çamurlu, kumlu toprakla doldu. Ya siz ne zannedersiniz? Allah aşkına bir bakın, vereselere kıyamadığınız mallar, bacılarınıza, damatlarınıza, oğullarınıza kıyamadığınız mallar, kızlarınızdan, komşudan zorla aldığınız mallar, yalandan hasta olup almanı kandırdığınız işler, ahlakları zelilane, peygamberlere karşı
meşguliyetleri çiçek yetiştirmekle, aynı Alman'ın bugünkü meşguliyeti gibi, aynı Alman'ın köpek davası gibi her evde bir it, o zamanda Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavminde de güvercin hastalığı var. Kahverengisi, kurşunisi, kül rengi, süt beyazı, tepeli güvercin, paçalı güvercin, havadan takla atıp kuyruğunu yere değdiren güvercin, yüksek kulelerle seyrettiğin güvercin. Onun için güvercin demiş, etimi yiyen doymasın, gübreme basan olmasın. Kim güvercinin gübresine basarsa felah olmaz. Yani ona eğlence ihdas ederek güvercinle ömür tüketirse iflah olmaz. Etini yiyen de bir güvercindir, bir dişinin kovuğuna yetmez. Çeşitli havuzlar, bat çıtat, çıtat bat, lavalar her şehirde görüyorum. Rengarenk havuzlar, çeşit çeşit çiçekler. Almanya gözünüzün önüne gelsin. Evleriniz, damlarınız, saksılarınız. Meşguliyet güvercin. Ey Allah lillah aşkına 20. asıra gelirsek neler oynuyoruz, neler süslüyoruz, nelerle meşgul oluyoruz, onlar kendi vicdanınızdaki muhasebede çıkar. Demek bu ayet bizim için nazil olmuş. Ömrü heder etmek mi için mi böyle yapıyorsunuz? Cenab-ı Hud Aleyhisselam şimdi görmek mümkün olsa, yani bizim gözümüz görebilse, kalbimiz sesini duyabilse, evet, evet, ey kavim, bu sözler sizin için de carihtir diyecek. Sabah çeşit çeşit gözlüklerle okunanlar, akşam alacakaranlıktan bakmaya başlayıp, gecenin yarısına kadar göz nuru döküp bakılanlar, bak, 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 hep fuhşiyat, hep rezalet. O güvercine bakmış, iflah olmadı. Çiçeğe bakmış, hasreti doymadı. Havuzda yıkandı, temize çıkmadı. Sen harama baka baka, zinaya baka baka, içkiye baka baka kurtulacak mısın? Güvercin ne olur yani, bir canlıdır. Senin baktığına bak, akşam karanlığından gecenin yarısına kadar. Bir bak neye bakıyorsun? Filanla filanın zinasına bakıyorsun. Etlerin dışarı çıkmış bakıyorsun. Evin reisi olmuşsun, utanmadan kızınınla, oğlunla, torununun yanında ağzın şapırdata şapırdata bakıyorsun. Eline geçse dumanını da çıkarırsın. Güvercine bakan iflah olmadı. Çiçeğe bakan gönlü doymadı. Havuzda yıkanan temize çıkmadı. 20. asırın insanı temize mi çıkacağını zannediyor? Bu ayetler sana bana sorulmayacak mı zannediyorsun? Bir bak Allah lillah aşkına bir bak. Sure-i Şuara, Hud Aleyhisselam'ın kavmi. Nuh Aleyhisselam'dan 800 sene sonra. Efendim bizden de şu kadar sene evvel. Yok yok, bize Allah bize anlatıyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da hangi peygamberin kıssası nakledildiyse ümmeti Muhammed'in kavminde o ahlak var. Ad kavmimini anlattın, homoseksüel var. Nuh kavmini anlattın, türlü türlü Allah'a inkar var. Musa Aleyhisselam'ı anlattın, sihirbazlığın 70 türlüsü mevcut. Allah'a isyanın 100 türlüsü mevcut. Sen söyle ki şu Kur'an-ı Azimüşşan'da şu ayetin hükmü bu devirde yok de. Hepsi var. Deve ikram etmiş, şimdi Mercedes taksi ikram etmiş. Ne farkı var? Deveyi de soracak, Mercedes'i de soracak. Ne oldu? Erkek evlat, yine seninki de erkek evlat. Çiçek bakmış, senin baktığın daha rezalet. Hepinizin evinde şeytanlar cirit atıyor. Eser, eser, eser. Eser, eser, eser oynuyor. Geçen bir kardeşimiz rüya görmüş, Allah inandırsın, itikaftayken Cenab-ı Lut Aleyhisselam teşrif buyurmuş. Bir rüya sahibi anlattı bana, Allah hakkına yalan olmaz. Evlerinde günaha tövbe edip kalan aletleri, evlerinde günaha tövbe edip kalan aletleri ciddiyetle tövbe alameti kabul etmemiş Cenab-ı Lut Aleyhisselam. Eğer hakikaten bunlar bu cins günahlara tövbe etseydi evinden çıkar atardı.
şöyle bir kenarda kapatmış. Demek samimi bir tövbe değil. Lut aleyhisselam kavmine ne dedi? Gecenin yarısı iman edenlerle beraber çıkınız. Asla geriye dönüp bakmayınız. Ama illa asla karısı bakar. İlla karısı bakar. İnsan bir şeye tövbe ederse, tövbe ettiği şeyi atması lazım gelir. İtibar eder, iltifat eder, üstüne örtü öterse sevgili muamelesi görür. Sevilen sevgiliye tövbe yalan tövbesi olur. Yalan tövbesi yapmayın. Kablo oynan iş bitmiyor, bozmayın. İş mesele derin meseledir. Cenab-ı Lut aleyhisselam demiş, samimi tövbe etselerdi tövbe ettiği şeye dönüp bakmazlardı. Ondan uzaklaşır çıkar giderlerdi. Şerli arkadaşları terk eder giderlerdi. O rüya sahibi görmüş Cenab-ı Lut aleyhisselam, yeşil bir kavminin bir tepesi var. Tepeye elinde asayla çıkıyor. Arkasında bir iki hatun kişi, bir iki mümin kişi. Cibril-i Emin diğer melaikeler yeri batırdığı gibi semaya kaldırmışlar. Ta birinci kat semavata kadar. Sonra geri çevirmişler. Hazreti Lut aleyhisselam birkaç kişiyle kavmini terk etmiş. Geriye dönüp bakıldığında görülen manzara katran haline gelmiş simsiyah Lut gölü. Geriye dönüp bakma. Geriye dönüp bakarsan hatıraların var. Geriye dönüp bakarsan akrabalarım var. Teyzemin kızı da mı öldü? Amcamın oğlu da mı öldü? Benim ev ne? 40 senede ben Almanya'dan dövizle yaptım. O da mı yıkıldı? Yıkıldı. Bu kadar da olur mu? Her bir günahta Allah'a giden küfür vardır. Her bir günahta Allah'a isyana götüren bir günah vardır. Bu kadar da olur mu? Bu kadar da olur ya. Allah'ı, siz Allah'ın merhametinden daha mı merhametlisiniz? Sizin gazabınız da Allah'ın gazabından ileri olmaz. Şu halde tövbe ettiyse bakma bir daha geriye. Bir elinde sevgilin, bir elinde nikahlı karınla düzgün iffet hayatı sürülmez. Bir elinde alkolün, bir elinde şerbetin zemzem ile tövbekarlık olmaz. Bu en belli bir misaldir. Tövbede haramla helal karıştırılmak olmaz. Turşu değil ki bu, reçel gibi olacak. Çilek reçeli ise bir çilek bir şeker. Kayısı reçeli ise bir kayısı bir şeker. Karma turşu fabrikası değil. Koruğu, üzümü, patlıcanı, domatesi, tövbesi, helalı, haramı, sevgilisi, kıydığı, kıyamadığı, verdiği, vermediği, miras durmuş, miras durmuş, nikah durmuş, haç durmuş, namaz durmuş, karman çorman bir tövbe. Hayır, hayır, ahirete gittiğimizde ancak elimizle yaptıklarımız kalacak. Siz beyhude ömür geçirmek için mi geldiniz? Bu çiçekler, bu güvercinler ne? Allah aşkına güvercinle çiçek bu asıra göre ne kadar ucuz bir nimet. Yani ne meşguliyet geç aklınıza gelmez. Adam iftarla çiçek bahçesini gezdirir, iftarla hayvanatı gezdirir, 70 türlü güvercin gösterir. Husus sayılmıyor. Sen gel bu asırdaki suça, bu bile suç Kur'an'ın hükmünde. Neden suç? Güvercinle iştigal edip çiçekle uğraşana kadar Allah'a itaatten gafil oluyor. Ya nelerle itaattan geri kaldığımızı sen bir düşün artık. Sen eve var, eve var. Sen eve varınca bir düşün. Oğlan komşuya gider, kız da hasret kalır, kaynanan da ayıplar, karı da vazgeçmez, el ele tutuşun kaplıcıya atılırsınız. Ne oğlanı bırak, ne komşuyu, ne dayıyı, ne halayı kaplıcıya atlayan sporcuların şampiyon kulüp oyunları gibi el ele tüngülürsünüz. Cum 30 kişi birden. Gel de tövbe et, 9 kişi bari kalır. Anlıyorsunuz, ben çok kibar uzaktan dolanıyorum ha. Ama herkes de anlıyor ne diye. Siz ömrünüzü yüksek binalar, kireçle dondurulmuş büyük konatları inşa etmek, cesim havuzları yapmakla ömürlerinizi ifna eylemekle mi geçireceksiniz? İnsanlar ve insanlar bunun için yaratılmadılar. Allah'a itaat, Allah'a itaat, ibadetin hasreti, halaveti onun için, sizin için lazımdır. Vakta ki Allah-u Teala hoşnut razı olsun, kavmi
Dediler, ya Nuh, sen vaat ettiğin azabı getir. Eğer sözünde samimisen getir. Sure-i Araf ayeti celile kavmi Ad, Hud aleyhisselama hitaben dediler ki, yahut yalnız olduğun halde Allah-u Teala bizimle ibadet edip babalarımızın ibadet ettiği mabutlarımızın terk etmemiz için mi geldin? Bizim eşrafımızdan bize mevrus olan putlara ibadeti nasıl terk ederiz? Binaenaleyh biz sana iman edicilerden değiliz. Eğer sözünde sadıksan bize vaat ettiğin azabı getir. Kavmi Ad böyle demekle Hud aleyhisselamın bütün sözlerini reddettiler. Bütün yaptığı işleri haklı gösterdiler. Nedamet, pişmanlık yerine helaka adım adım koştular. Adım adım koştular. Aleyhisselatü vesselam. Yahut seni vaaz etmekle etmemen bizim için müsavidir. Sure-i Şuara'daki diğer bir ayetle konuşmaları kavmin. İstersen vaaz et, istersen asla vaaz edenlerden olma. Bize hiçbir tesiri yoktur. Zira biz senin sözünü dinlemeyiz, emrine imtisal etmeyiz, dinleyicilerden de değiliz. Sen hiç boşuna yorulup durma, hiç böyle yapıp durma. Biz bunu dinleyicilerden de değiliz. Asla dinlemeye de niyetimiz yok. Bak ta ki Allah'a azimşan razı olsun. Hud aleyhissalatu vesselam sureyi ahkam. Allah'a azimşan görüyor musunuz? Bir meseleyi kaç sureyi azimşan içinde, kaç sureyi şerif içerisinde bize beyan buyuruyor. Yine kavminin sureyi ahkaf'taki cevabı. Bizim mabutlarımıza iftira ve bizi onlara ibadetten men etmek için mi geldin? Eğer bunun için geldin ve sözünde sadık isen, haydi vaat ettiğin azabı bize getir görelim. Cenab-ı Hud aleyhissalatü vesselam bunun üzerine azabın geleceğini, vakti ilmin ancak Allah indinde olduğunu, ben size tebliğe mecbur olduğumu ama sizin bu halinizle sizi cahil bir kavim olarak görüyorum diye cevap verdi. Vaktaki kavim, Allah'a azimşan razı olsun, vaktaki kavim bu meseleyi ne yaptılar? Mekke'nin reisi o zaman Muaviye bin Bekir idi. Muaviye bin Bekir'in Amelika kavminden reisiydi. Muaviye'nin annesi Muaviye bin Bekir, Mekke-i Mükerreme'nin nesi? Reisi. Muaviye'nin annesi Hud kavminden idi. Yani Amelika kavminden olan Muaviye bin Bekir'in oğlu Muaviye'nin annesi Hud aleyhissalatü vesselamın kavminden gelin gelmişti. Dolayısıyla onların annesi Ad kavminden olduğundan yeğenleri hükmüne geldi. Dolayısıyla Mekke'yi mükerremeyi o zaman dahi kutsi idi. Çünkü daha önce Nuh aleyhisselam, Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselam Mekke'yi mükerremenin kutsiyetini ne yapmıştı? Beşeriyete tebliğ etmişti. Mekke'yi mükerremenin kutsiyeti Nuh kavmiyle, Şit aleyhisselamla, Adem aleyhisselamla tebliğ edilip bildirildiği için, Hud aleyhisselam da Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini bildiği için onlar kavmi Ad haberdar idi ki Mekke-i Mükerreme'nin Rabbi hacetleri kabul eder. 70 kişilik bir heyet seçtiler. Vaktaki Mekke-i Mükerreme'ye gelecekler. Kâbetullah'ta tavaf edecekler. Muratlarını arz edecekler. Ve muradına erecekler. Bunun sebebi kıymetli müminler, bize haydi bakalım vaat ettiğin musibeti getir denilince Allah ilk ikaz olarak kendileri mütenebbi olsun diyerek 3 sene kıtlık verdi.
3 sene Ad kavmine, Hud aleyhisselamın kavmine bir damla yağmur yağmadı. Bir damla yağmur yağmayınca ekim bitmedi, ot bitmedi, develer, koyunlar, insanlar, bütün kurt kuş ne oldu? 3 sene üst üste açlıkta kaldı. İstediler ki bir bulut gelsin de beldelerini rahmet olarak sulasın. İşte 70 kişilik heyet, Muaviye bin Bekir reis olduğu Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Beytullah'ı tavaf ettiler. Niyaz eylediler. 3 tane bulut Beytullah'ın üstünde teşekkül etti. Birisi beyaz renkli bulut, birisi kırmızı renkli bulut, birisi de siyah renkli bulut. O zamanın kamilleri, o cemaat içinde kimse ilham edildi ki bu 3 buluttan hangisini isterseniz beldenize götürün. Kavim istişare etti. Kıtlıkta galebe çaldığı için siyah renkli bulutu yağmur bulutu niyetiyle seçtiler. Biz dediler siyah buluta razıyız. Memleketine dönmeye başladılar. Allah'a azimşan rüzgara emir verdi. Bulutu aldı. Bunların bulunduğu beldeye doğru geldi. Baktan ki beldeye doğru gelince halk içerisinde bir neşe, bir sürur aldı yürüdü. İşte bulut, kıtlık bulutu üzerimize geldi. Sure-i Ahkaf. Sure-i Ahkaf'ta Allah-u Teala bu bulutu şu evsafta naklediyor. Baktan ki onlar kendi vadilerine doğru, Yemen'e doğru gelen siyah bulutu görünce memnun ve mesrur oldular. İşte şu görülen şey bize yağmur yağdıracak yağmur bulutudur dediler. Sevinçlerinden evlerini terk edip dışarıya fırladılar. Hud aleyhisselam onlara yine buyurdu. Mehmet'in şefkatinden yine tebliğ etti. Yine tebliğ ve irşad etti. Belki bu bulut yağmur yağdırıcı bir bulut değildir. Zira sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bulut zannettiğiniz şey azabı elim kendisinde bulunan şiddetli bir rüzgardır demekle kavmine mukabele etti. Yani kavmine, ey kavmim, getirdiğiniz bulut şiddetli rüzgar esen bir bulut olacak. Aklınız varsa yağmur yağdırmayacak. Aklınız varsa tövbe edin. Daha rüzgar esmeye başlamadı. Fırsat elden çıkmadı. Misali Yunus aleyhisselamın kavmi simsiyah bulutlar başına sardığı zaman yine o da yaşlı genç beşikte eşikte meleğen kuzu ve bütün kuş kurtla yine o şehrinin dağlarına çıktılar. Ya Rabbim senin azametin bize musibet getirmekten münezzehtir. Biz tövbe ile geldik, figan ile geldik, bizi mağfiret et dediler. Ninova'yı, Yunus aleyhisselamın kavmini haber verdiği 40 gün sonra ulaşacağı musibetin bulutları Ninova şehrini, Bağdat'a yakın Ninova şehrini 60 kilometre Samara'da, 60 kilometredeki Ninova şehrini kara bulutlar sarınca Yunus aleyhisselamın kavmi illa tövbekar oldu. İlla tövbe ettiler. Allah bulutları dağıttı. Yunus aleyhisselam balığın karnından geldi. İlla kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Şol Yunus aleyhisselam Allah'ı zikreden bir peygamber olmasaydı, Allah vaad etti ayetinde, seni kıyamete kadar balığın karnında gezdirirdim. Sen la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diye zikretmeseydin, seni kıyamete kadar balıkla gezdirirdim. Balık peygamberi eritemez, kolay değil. Eritmez Allah peygamberini. Gezdirirdi denizaltı gibi. 20. asır denizaltıya çevirdi bu işi. İşte müminler, yine Hud aleyhisselam onlara dedi, illa bu bulut yağmur yağdıracak bulut değildir. Şu sevinçleriniz az sürecek, şu memnuniyetiniz tez geçecek. Gelin pişman olun, ben peygamber olarak aranızdan çıkmadan
Allah'ın ezeli ve ebedi sıfatıyla Allah'ı tesbih edin. Gelin tövbekar olun. Demek ümmeti Muhammed'e verilen nusrat nedir? Ölüm gargara haline gelmeden, gargarayı tarif etmiş Celaleddin Suyuti radıyallahu anh'ın, ölüm melaikesini görmeden kim tövbe ederse Allah kabul eder. Daha bizim tövbe vaktimiz geçmedi. Bize tövbe lazım gelir. Saçı sakalı ağaran dedeler, emmiler, dayılar, teyzeler, halalar, bize tövbe lazım gelir. Bizim kara bulutlar da üstümüzde dolaşıyor. Kabir azabı olabilir. Ölüm şiddeti olabilir. Cehennem ateşi olabilir. Huzurda, huzur Rabbül İzzet'te şiddetle hesap olabilir. Daha ölüm görmeden tövbe etmemiz lazım. Ama yine kavmi mütenebbi olmadı. Sayfa 5349. Bunu ben kendim çıkarmıyorum. Gördüğünüz şey bulut değildir. Belki aceleten gelmiş istediğiniz şiddetli azaptır. Bir rüzgardır. Tövbe ile dergah-ı uluiyete iltica etmenize işaret ediyorum. Gelin vazgeçin. İman etmekten, azaptan halas olun. Türlü türlü refah ve saadete ulaşın. Hayır, kimse intibaha gelmedi. O rüzgar Rabbinin emriyle uğradığı her şeyi ilhak etti, yok etti. Onlar sabaha dahil oldular ki sen onları, onlardan eser olarak evlerini görürsün. Evlerinden başka bir şey göremezsin. İşte bunları cezalandırdığımız gibi her günahkar kavmi de biz cezalandırırız. Vaktaki tefsiri hazinde bu rüzgar çadırları, insanları çekirge gibi havaya uçuran, at kavminin hanelerinden dışarıdan hanelere kapatan rüzgar vaktaki evin içine girince at kavmi pencerelerini kırdı, kapılarını yok etti, dehşetle hücum etti. Her birisini evin içerisinden pare pare tavanlarına, kapılarına vurarak kırdı, öldürdü, kum yığınları üstünde koydu. Zorla kumların altında kaldılar, ihlakla canlarını cehenneme gönderdiler. İlla Hud aleyhissalatu vesselam yanında bulunan müminlerle bir daire çevirdi. Rüzgar onlara gayet latif dokunurdu. Gelen rüzgar aynı mahalde Allah'a itaat edenlere latif bir meltem gibi eserken, serinletip terlerini giderdirken, onlara ömürleri için bir hayır ve harekat iken, at kavmine ise helak iken, Cenab-ı Hud aleyhisselam kendiyle iman edenlerin etrafına çizgiyle elindeki bir çubukla çizgiyle yere bir çizgi çizdi. Çizginin içinde girenlere aynı rüzgar merhameti ilahiye ile, biz iman edenlere necat verdik fermanı ile, Allah onlara necat verdi, dışındakilerini helak etti. Müminler Ashab-ı Kehf'i öylece korudu. Müminler Musa aleyhisselamın kavmini Firavun lanetliden Kızıldeniz'i geçirerek öylece korudu. Müminler Allah-u Azimşah Muhammed Arabi ile hicret eden Ensar'ı aynen öylece korudu. Muhacir'i aynen öylece korudu. İşte bu da gösteriyor ki salihlerle oturup kalkan, salih insanlarla refik olan her türlü beladan kurtulacağına emindir. Bu asırda bu tekke her birimiz için bir kale mesabesindedir. Allah bu tekkenin etrafına, İslam ve iman için toplanmış olan cemaatlerin etrafına kutsu bir daire çizmek suretiyle elim olan bu asrın azabından muhafaza eder inşallah. Yalnız bu tekkeyi mi, haşa, kim Allah için bir araya gelirse, hangi İslam topluluğu Allah'ın emrine imtisal eder, şerlerinden yüz çevirirse, şerlilerin şerlerinden yüz çevirirse Allah onları himaye eder. Ama geriye dönüp bakmayın fermanı ile eski çirkin işlerimize devam edersek, eski huylarımıza devam edersek
dairenin içindeki rüzgar bize kifayet etmez. Daireden çıktın mı seni yakalar yere vurur. Beni yakalar yere vurur. Tövbeyi nasıl ile tövbe etmek lazım gelir. Bu rüzgarın durumunu Hazreti Allah'a azimşan Sure-i Celil'e de haber vermiş. Şimdi sure, Sure-i Hakk'a. 5. sure-i şerife geldik. Ey kıymetli müminler! Ad kavmi haddini geçmiş, gayet soğuk rüzgarla ihlak olundu. Fahrettin Razi'nin beyanına göre, rüzgarın ismi Sarsar. Evsafı çok soğuk. Soğukluğu derecede de ustura gibi dokunduğu yeri kırıp kesen bir rüzgar. Şiddetle nihayete varmış atiye. Sarsar atiye. Şiddeti nihayete varmış. Soğukluğu hiç en şiddetli yerde esniyorlar. Artık uykuları da nihayete vardı bunların da. Ha, canlarına tak etti. Bunların da şimdi uykuları haddine vardı. İstersen kesiverelim. Sonuna geldik, sabret. Fahrettin Razi beyanı veçiyle sarsar sat ile ayeti celilede geçen sarsar sat ile gayet soğuk ve soğukluğu derecesi şiddetli, o derecede keskin. Vaktaki Allah-u Teala ferman-ı Rabbani olarak beyan buyuruyor Sure-i Hakk'a. Allah-u Teala onlar üzerine fasılasız 7 gece 8 gündüz rüzgarı musallat kıldı. 7 gece 8 gündüz rüzgarı musallat kıldı. Binaenaleyh sen at kavmini o gece ve gündüzde yere serilmiş ölmüş görürsün. Kenne. Nihayet onlar yüzleri üstüne düşmüş, başları kesilmiş hurma ağacı gibiydiler. Ayet-i Celile'nin sonu, sen onlardan baki kalmış bir kimse görebilir misin? Artık onlardan bakiye kalmış da bir kimse göremezsin. Ayet-i Celile'nin tefsirinde Fahrettin Razi radıyallahu anh'ın 8 gece esen bu rüzgar bir fert koymadan laşelerini 8. günü laşelerini ölülerini evlerinden çıkardı. Rüzgar yeniden esti, kumların altından bir daha çıkardı. Hepsini aldı denize döktü. Umman denizine döktü. Hiçbir tane isyankar kul kalmadı. Ne güvercini kaldı, ne havuzu kaldı, ne saksısı kaldı, saksı meraklıları, ne çiçeği kaldı, çiçek meraklıları, ne havuzu kaldı, havuz meraklıları, hepsini kendine Allah denize döktü. Ayet-i Celil'e nasıl devam ediyor? Ayet-i Celil'e aynen şöyle devam ediyor. Zat-ı Uluhüme yemin ederim ki ey Mekke ahalisi, Resulullah Efendimiz'e hitaben, size kudret verdiğimiz şeylerle kavmi Ad'de kudret verdik. Onlarda kulaklar, gözler ve kalpler halk ettik. Şu saydığımız azadan kulaklar, gözleri, kalpleri onları bir şeyden gani kılmadı. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Cezası ihata etti, helak oldular. Eğer onların gören gözleri olsaydı, hakikati görürlerdi. Gözden maksat bu alemi mükevvenata bakıp her zerresinden ibret almak. Kulaktan maksat hakkı işitip dinleyip kabul etmek. Şu halde şu kulaklı insanlar, şu kulakla toplanan cemaat, hakkı işitip hakka ittiba etmek. Kulaktan maksat bu. Kalpten maksat marifete, muhabbete meyledip cehaletten, rezaletten, ömrü beyhude sarf etmekten yakayı kurtarmaktır. Onun için de müminin istikameti velinin kerametidir ismindeki eserde insan saydığımız sıfatlarla nefsini terbiye ve tezkiye ederse kulağın, gözün kerameti olduğuna hal.
eden bir perdedir. Güvercini çiçeği lezzet edenlerin gözleri hakikati görmediği gibi 20. asrın lezzetlerine meftun olan, akşamın alacakaranlığından bakan gözler hakikati ilahi görmez göz olur. Kulağın ise kerameti vardır. Haramı terk ederse meleklerin, ağaçların, taşların zikrini duyar. Cinlerin konuşmasına hakim olur. Duyar. Zira Kur'an'ın mucizü beyanında Allah azimşan, Allah'ın emrine sarılıp dönenlere müjdeler olsun. Sen onları tefsir et Habibim. Kur'an'ın emrine kulak verdiler. Demek kulağı biz Allah'ın emrine vereceğiz. Kulağı, anladınız ya, alacakaranlıktan gece yarısına kadar dönen aleme vermeyeceğiz ki kulağın kerameti olsun. Ya Habibim, sen onlara Kur'an'ın emrine kulak verenlere tefsir et. Onlar kulaklarını Allah'ın emrine dikkatle kulak verirlerse ne güzele uyarlar. Allah onlara hidayet ettiği kimselerdir, idrak edicidir, kalbi selim, aklı selim sahipleridir. Dillerin kerametleri, dillerini sakınırlarsa hikmetle konuşurlar. Konuştuğundan kalplere tesir icra olur. Okuduğu Kur'an'dan gönüller fetholur. Ne makamdır, ne tecvid. Gönülleri fetheden dilin kemalatıdır. İbretle konuşur, kerametle bakar. Elleri tuttuğuna şifa verir. Kin tutar, kıskançlık yaparsa ne göz, ne kulak, ne el ona fayda vermez. Daha çok kerametler var. Hele bugün bu kadar yesin. Allah cümlemizi muradına nail etsin. Şu kadar kitabın hepsi, şu kadar millete Allah'ın hükmünü duyurmak içindir.